İki hafta aradan sonra bugün cumartesi fıkıh müzakerelerine devam ediyoruz. Konumuz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kimlerdir? Biliyorsunuz Maide suresinin 44. ayetinde Estağfirullah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir şeklindeki ayet-i kerimeye bakarak işte bugünkü hakimlerin, devletin yönetiminde bulunanların Allah'ın indirdiğine göre karar vermemeleri halinde kafir olacaklarını hükmeden insanlar var. Bunları desteklemenin de kafirlik olduğunu söylüyorlar. Bu tür iddialar genellikle seçim zamanlarında çokça ortaya çıkıyor. Ve birileri Müslümanları seçim sandığından uzak tutabilmek için birçok samimi Müslümanı da bu konuda rahatsız ediyor ve zihnini karıştırıyor. Bu yüzden oy kullanmanın kafirlik olduğunu söyleyenler var. Bu konuda internet siteleri var değil mi? Yani yoğun bir propaganda var. Tabii yani insanların bulunduğu her yerde doğrular da yanlışlar da olacak. Ama bize düşen bilebildiğimiz kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla doğruları insanlara anlatmaya çalışmaktır. Yani kabul ederler, etmezler, o tamamen kendi bilecekleri şeydir. Yine aynı surede, yani Maide suresinde 45. ayetin sonunda وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalim kimselerdir. 47. ayette de وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكُمُ الْفَاسِكُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasık insanlardır. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetme kelimesi yani Arapçadan alınıp aynı anlamda Türkçe'ye intikal şeyle yani aynı kalıplarla Türkçe'ye intikal ettiriliyor. Türkçe'de hükmetme dediğiniz zaman hakim mevkide bulunan kişinin kendi emri altında olanlara karşı yapmış olduğu davranışı ifade eden bir kelime oluyor. Dolayısıyla mahkemede hakim olanın, işte vali olanın, bakan olanın, başbakan olanın, cumhurbaşkanı olanın kişilerin yetki sahalarında verdikleri hükümler şeklinde anlaşılıyor. Halbuki Arapçadaki bu hüküm bizim anladığımız manadaki hüküm de olmakla birlikte yani evet yani bir emri altındakilere hükmetmek şeklinde de olabilir. Ama kişinin öncelikle kendisine yapacağı hükümdür. Yani kendisiyle ilgili davranışlarını düzenleyecek kararlardır. Bu sebeple mesela işte fıkhi hükümler denir. İtikadi hükümler denir. İşte yani inançla ilgili hükümler denir. İnançla ilgili hükümler dendiği zaman imanın esaslarıdır. İşte ve bunların detaylarıdır. Bunlar anlaşılır. Amelle ilgili hükümler dendiği zaman insanların yapacakları ibadetler, özel hukukla ilgili hususlar, kamu hukukuyla ilgili hususlar ve bütün bunlarda Allah-u Teala'nın emir ve yasakları anlaşılır. Yani son derece kapsamlı bir şeydir. Bunların içerisinde en önemlisi imanla ilgili hükümlerdir. İman konusunda problemi olan bir kişi amel konusunda ne yaparsa yapsın mümin sayılmaz. Onun için Allah-u Teala İsra suresi 21 galiba yani şöyle diyor ve se'a leha se'yaha ve huve mu'min başı neydi? Ve men eradel ahirete ve se'a leha se'yaha ve huve mu'min 21 mi? Evet, İsra 21, 17. sure 21. Efendim? 19. ayet, tamam. İsra 19. ayet.
Diyor ki Allahü Teala ve men eradel ahire. Kim ahireti isterse. Yani ben ahireti dünyaya tercih ediyorum diyorsa, bu tercih ediyorum demek yetmiyor. Ve sealeha seayaha, onun için çalışma yapacak. Yani ahireti tercih etmek neyi gerektiriyorsa onun için çalışma yapacak. Çalışmak da yetmiyor. Ve huve mu'minun, inanarak yapacak bunu. Fe ulaike kâne se'ayuhum meşkûra, bunların yaptıkları. İsra 19, evet. Bunların çalışmaları teşekkürle karşılanır. O zaman demek ki bir şeyi iyi yapmak dini açıdan yetmiyor. Onu imanlı olarak iyi yapmak gerekiyor. Yani dünya açısından önemli olur. Dünyevi bir takım faydalarını görürsünüz ama Allah katında onun faydasını görebilmek için yaptığının iyi olması ama mümin olarak yapmış olman gerekir. O zaman bu neyi gösteriyor? Bütün bu hükümlerin içerisinde en temel olan imanla ilgili hükümdür. Amel değil. Şimdi iman dediğiniz zaman da işler biraz farklılaşıyor. Evet. Mesela bu konuda bizi en iyi şekilde bilgilendiren, konunun temelini oluşturan Araf suresindeki ilk yaratılışla birlikte başlayan iman küfür ayrışmasıdır. Araf 11'den itibaren, benim elimdeki mealde 150. sayfa, Cenab-ı Hak burada bize İblis ve Adem örneğini veriyor. Bu örnek o kadar önemli bir örnek ki üzerinde her gün düşünseniz her gün olayın bir başka güzelliğini yakalıyorsunuz. Bir başka önemli özelliğini yakalıyorsunuz. Şimdi kendi konumuzla ilgili olarak şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Sadece konumuzu ilgilendiren kısımlar üzerine vurgu yapalım. Yoksa tek başına bu ayetler böyle bir iki tane dersi tamamen işgal edecek boyuttadır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve lekad halaknakum. Sizi yarattık. Tabi bizim atamız olan Adem Aleyhisselam burada kastediliyor. Çünkü ayetin devamı onu gösteriyor. Sümme savvarnakum. İşte sonra şeklinizi belirledik. Yani suretinizi belirledik. Sümme kulna lil melâiketi iscudû li âdem. Sonra meleklere, Âdem'e secde edin dedik. Fesecedû. Hepsi secdeye kapandı. İlla iblis. İblis kapanmadı ki burada iblisin meleklerden olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi bir başka ayette kâne minel cinni diyor. Yani görünmeyen varlıklar manası. Melekler de görünmeyen varlıklardandır. İblis hariç hepsi secdeye kapandı. Lem yekum mine secidin, o secde edenlerden olmadı. Kâle mâ mena'ake ellâ tescude iz emartuk. Emrettiğim halde senin secde etmemene engel olan ne oldu? Şimdi ne yaptı iblis? Allah'ın emrettiğiyle hükmetmedi değil mi? Yani lem yahkum bima enzelallah oldu. Ya bima emarallah. Yani Allah emretti, dedi ki Adem'e secde et, o da etmedi. Peki etmedi diye kafir oldu mu? Oldu mu? Olmadı. Bak şimdi gelecek. Allahü Teala hemen onun savunmasını istedi. Dedi ki kâle mâ men'ake ellâ tescude izâ emartuk. Emrettiğim halde secde etmene engel ne oldu? Demek ki engelleyen bir şey var. Ama ne? Kâle ene hayrun min. Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Yani bugünkü ifadeyle onuruna yediremedi. Onuruna yediremedi. Halakteni min nârin ve halaktehu min tîn. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Şimdi burada bizim geleneksel anlamda Allahü Teala inanç konusunda şeytanın bir problemi var mı? Yani şeytan diyoruz, iblisin. Hiçbir problemi yok. Yani geleneksel zaten anlamda. Konuşuyor bile. İşte Cenab-ı Hak'la konuşuyor. Allah'ın gücünü, kudretini, her şeyini biliyor ve çok ciddi de bir bilgisi var. Yani o ayetlerden bu net bir şekilde anlaşılıyor.
Yani öyle mesela bugün hep söylenir. İşte adam şöyle alim, böyle yetişmiş, şöyle iyi olabilir. Olabilir. Herhalde yetişmişlik açısından, bulunduğu ortam açısından hiç kimse iblisin seviyesine ulaşamaz. Ve Cenab-ı Hak'la birebir konuşuyor bu. Yani biz hani şunu söylüyoruz, diyoruz ki ya insan adamlara ayeti okuyoruz, dinlemiyorlar diyoruz deyip ayeti okuyoruz. Ya ayeti okuyorsun, dinlemiyor diyorsun, sen ikinci ağızdan okuyorsun. İblis birinci ağızdan Allah'ın emrini dinlememiş. Yani sen şimdi hatta üçüncü ağız, sen ayeti alıyorsun, Türklere tercüme ediyorsun. Adam da diyor ki ne bileyim sen kendi tercümene yorum kattın mı katmadın mı diyor, değil mi? Orada da haklı oluyor yani, birçok zaman da haklı oluyor. Bakıyorsun ki tercümelere birçok kimse yorum katmış. Adam ne bilsin senin öyle olmadığını, ama iblis için bu söz konusu değil. Direkt Allah'la yüz yüze. Bilgi konusunda herhangi problem yok. Ve Allah-u Teala neden benim indirdiğim, benim söylediğimle hükmetmedin demiş oluyor. Öbür ayet-i kerime açısından. Yani emrimi neden uygulamadın? O da beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyor. Beni sen yarattıysan, yani ben her şeyimi sana borçluyum demiş oluyor yani burada. Ama ben oluruma yediremiyorum diyor. Ben daha iyiyim yani, ben niye ona? Hani bugün de var, neden sen? Doğru ama niye sen? İşte aynı şey işte. Tamam ama niye Adem? Emir senin emrin. Onuruna yediremediği için. Dolayısıyla bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. İnsanları kafir yapan bilgisizliği falan değildir. Kendi onuruna yedirememesidir. Kibridir. İşte burada kafirliği ne oluyor? Bakın şimdi devam edelim. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Güzel, sana ne? Yaratan emrediyor, bir başkası değil ki. Ateşin çamurdan üstün olduğunu kim söylemiş? Yok, üstün olduğu anlaşılıyor ayet-i kerimeden yani. Şimdi Cenab-ı Hak orada bir şey demediğine göre Allah bir şey söylemiyor yani. Üstün olabilir, fark etmez ki. Üstü, altı önemli değil ama o kendi kafasına göre öyle değerlendiriyor. Önemli olan kendi değerlendirmesidir. Şimdi diyor ki ben daha hayırlıyım diyor. Ama Allah sen daha hayırlı değilsin demiyor. Gerçi secde emri vermekle Adem'in daha hayırlı olduğunu göstermiş oluyor. Ayrı bir konu. Yani ama köken itibariyle daha hayırsızsın demiyor. Dolayısıyla şimdi dikkat ederseniz yani birçok kimse kökeni itibariyle kendisini başkasından üstün görür. İşte bize şunlar derler, bize bunlar derler, biz işte şu noktadan geldik, bu noktadan geldik. Güzel de senin annen şu, baban şuysa, dünyaya gelmeden o tercihi sen mi yaptın? Falanca annem şu olursa, babam da şu olursa dünyaya gelirim, yoksa gelmem dedin mi? İşte iblis için de sen yaratılmadan önce dedin mi ki ben ateşten yaratılırsam dünyaya gelirim, yoksa gelmem demedin. Sana ne yani, seni yaratan yaratmış. Sen ondan sonrasına bak. İşte burada zaten ikinci sınıfa düştüğü de belli yani. Ona secde ettiğindiği zaman ikinci duruma düşmüş oluyor ve burada ne yapmış oluyor? Yaratıcının yani kendi görüşünü, yaratıcının görüşünün önüne çıkarmış oluyor. Allah'ın görüşünün önüne çıkarmış oluyor. O açıdan Allah'ı tanımamış oluyor. O da kafir yapıyor onu. Onun için ayet-i kerimede Bakara suresindeki ayette diyor ki Allah-u Teala ebe ve stekbar. Ve stekberi hal cümlesi yaparsanız kendisi yani büyük denerek direndi. Ve kâne minel kâfir. O zaman kâfirlere dönüştü. Kâneye de sâre manası da verebilirsin. Kâfir oldu yani. Mümindi, kâfir oldu. Kâfir olmasının tek sebebi kibirlenmesi, büyüklenmesi, onuruna yedirememesidir. Yoksa bilgisizlik, şu bu falan filan hiçbirisi değil. Şimdi ondan sonra قَالَ فَهْبِطْ مِنَا فَمَا يَكُنْ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِلِينَ. Yine Cenab-ı Hak burada in oradan aşağı, sen orada büyüklenmeye hakkın yok. Yine Allah da büyüklenmeye vurgu yapıyor.
O büyüklenmeye vurgu yapıyor. Çık sen alçaklardasın, alçaklardansın diyor ve devam ediyor. Ondan sonra diyor ki ya Rabbi işte bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre tanı diyor şeytan. Bak kıyamete inanıyor, ahirete inanıyor. Ahirette herhangi bir problem yok. Yeniden dirilmenin ahiret olduğundan hiç şüphesi yok. Yani sadece kibiri var, sadece onuruna yedirememek var. O başka bir şey yok. Ondan sonra da ne diyor? Kale inneke minel munzarin, Allahü Teala sen de kendisine süre tanınanlardasın diyor. Kale fe bime avveyteni, madem sen beni bu şeye sürükledin, bu taşkınlığa sürükledin, bu şeye yani yanlış olduğunu biliyor yani sen beni yoldan çıkardın diyor. Yani yoldan çıkmışlığını da kabul ediyor kendisi. Diyor ki la aqudenne lehum sıratekel müstakim, ben de senin doğru yolunun üstünde onlar için oturacağım diyor. Onlar için oturacağım, kendim için değil. Şimdi doğru yolda insan kendisi için oturur değil mi? Ona uymak için. Bu onlar için oturacağım. Yoldan çıkmışlığını kabul ediyor ve doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Ondan sonra da diyor ki ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, sonra onlara önlerinden arkalarından وَاَنْ اِمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ, sağlarından sollarından mutlaka geleceğim. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ, çoğusunun sana şükretmediğini, yani çoğusunun teşekkür eden kişiler olarak bulmayacaksın. Nankörlük edecekler yani. Şimdi doğru yolu gayet iyi bilmeyen o yolda oturamaz. Çünkü doğru yol zannederek başka yerde oturabilir. Demek ki şeytan olmanın temel ögelerinden bir tanesi doğru yolu çok iyi bilmek ve doğru yolda çadırını kurmaktır. Çadırını kurmaktır. Bir de olmazsa olmazı kibirli olmaktır. Kibirli olmaktır. Ondan sonra doğru yolun üstünde oturuyor da niye oturuyor? İşte ve men lem yahkum menzelallah'la alakalı. Kendisi bir menzelallah hükmettiğini hissettirecek. Doğru yolunda oturan. Sanki Allah'ın indirdiğiyle hükmediyormuş gibi bir hava verecek. Şimdi ondan sonra Allahü Teala diyor ki قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا, Allahü Teala diyor ki çık oradan, yerilmiş ve kovulmuş olarak çık. Yani o bulunduğu makamdan kovuluyor ve değerini düşürüyor. Yani işlediği günah onun değerini düşürüyor. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ, onlardan herhangi birisi sana uyarsa sizi muhakkak cehenneme sokacağım diyor. Şeytan da bunda en küçük şey problemi yok. Yani cehenneme gideceğini de gayet iyi biliyor ve bile bile sadece ben kim olduğumu size göstereceğim demiş oluyor adeta şeyde olduğu gibi. Onun için neydi bir ayet-i kerimede ve la tecid ekser, burada da vardı, bir de bir başka ayette de vardı. Yani sen çoğusunu sana teşekkür eder bulmayacaksın derken Cenab-ı Hakk'a karşı tavır koyuyor yani. Göreceksin bak ben ne yapacağım, ben yaptığımı göreceksin diyor. Ondan sonra Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a yöneliyor. Veya Adem uskun ente ve zevcukel cennet, sen eşinle beraber şu bahçeye yerleş diyor. Bu dünyadaki bir bahçe. Öyle ahiretteki cennet değil. Çünkü Allah Adem Aleyhisselam bu topraklarda yarattı. Tekrar cennete göndermedi. O cennete zaten iblisin bir işi yok. Çıktıktan sonra. Ve bu olaylar tamamen bu dünyada olan olaylardır. Fekula min haythu şu'tuma, bu bahçenin istediğiniz yerinden ikiniz de eşinle beraber yiyin. Serbest. Yani size bir haram yok. Her şeyden yiyebilirsiniz. وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرًا, ama sadece şu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ne olur? فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, zalimlerden olursunuz. Şimdi buradaki zalimle demin okuduğumuz ayetteki zalimi unutmamak lazım. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ, geçti ya. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, zalimlerden olursunuz. Şimdi bakalım, o ağaçtan yersen zalimlerden olursun diyor. Yani yemesi yetiyor. فَوَسْفَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ, şeytan o ikisine de, Adem'e de Havva'ya da vesvese verdi. Ne yaptı? Fıs fıs fısıldadı. Şeytan ne dedi? Doğru yolun üstünde oturacağım dedi.
Şimdi her şey serbest olduğuna göre öbürlerinde Adem'le Havva'ya yapacağı bir şey yok. Yani yiyin, yemeniz serbest. Yemeyin dese, yemese de yememek günah değil ki. Yani şimdi şu önünde su var. İçtiğim zaman şeydi, helal. İçmesem haram mı? Yani dolayısıyla şeytanın bunları aldatacağı tek şey o yasaktır. Yasağı çiğnetti mi tamam. Onun için vesvese veriyor. Vesvese verirken de tamamen dini terimleri kullanıyor. Yani başka bir şey kullanmıyor. Diyor ki قَالَ مَا نَهَاكُمَ رَبُّكُمَ عَنْ هَذ۪ي شَجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنَ Rabbiniz sizi bu ağaçlardan niye yasakladı biliyor musunuz? Yasakladı ama asıl sebebini biliyor musunuz? Şeylerde de mesela وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ ayetleri de böyle bir batıni mana vererek ayetlere gözükmeyen manaları vererek insanları başka tarafa çekerler ya. Şimdi evet görünürde diyor ki şu ağaçtan ye ama asıl sebep ne? Esas ona bak. Sen boş ver görüntüyü diyor. Diyor ki illa en tekune melekeyn. Melekeyn değil de melikeyn kıraati vardır ki ben yani ayetler arası ilişkiye baktığınız zaman melikeyn uygun düşüyor. İlk biriniz kral biriniz kraliçe olursunuz. Ev tekune minel halidin ya da sürekli burada kalırsınız. Bakın Allah'ın bu sözü yanlıştır demiyor. Bak siz gene Allah'ın emrine uymuş olacaksınız. Ama yasak bu. Yani Allah şeyden dolayı değil. Yani burada biliyorsunuz burası ölümlü bir dünyadır. Bir de burada halifelik var. Senin yerine bir başkası geçecek. Ama sen ikiniz de melik oldunuz mu kimse sizin yerinize geçemez. Sürekli iktidarda olursunuz. Ve kasemahuma işte ben şey yani dini terimleri kullandı demem bu. İkisine de yemin etti. Allah vallahi billahi yani hep yani dini şeyi kullanacaksınız. Onun için dini kullanmadan insanları saptırmak hemen hemen imkansızdır. Hele dindarları dini kullanmadan şey yapamazsınız, yönetemezsiniz. Ama dini doğru kullanırsanız hep birlikte Allah'a kul olmanız lazım. Ama siz onları kendinize kul etmek istiyorsunuz. Mecburen yanlış kullanacaksınız. İnni lekum aleminen nasihin dedi. Ben sadece sizin iyiliğinizi istiyorum. Dünyanız da iyi olacak, ahiretiniz de. İşte gelin bir el alın, dünyanız da garanti, ahiretiniz de. İşte tam bir şeytanlık. Doğru yol üstünde oturuyor. Evet. Ondan sonra fedellâhumâ bi gurur. Aldatarak o ikisini de sarkıttı. Demek ki bu şey, bu ağaç herhalde bir çukur bir yerde, bir vadi gibi bir yerde olan bir ağaçmış. Aldatarak o ikisini de oraya indirdi. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ O ağaçtan tadınca, bakın Adem Havva, şimdi bir de bunların psikolojisine bakın. Allah-u Teala yemeyin demiş, zalimlerden olursunuz demiş. Ama bu diyor ki yiyin, biriniz kral, biriniz kraliçe olursunuz. Ya ey Adem, sen nasıl oluyor da şeytanın sözünü? Allah sana inne şeytane lekuma aduvvun mubin diye de uyarıda bulunmuş. Senin apaçık düşmanındır demiş. Düşmanın sözünü dinliyorsun, Allah'ın sözünü dinlemiyorsun. Yani ne yapmış oluyor? Allah'ın indirdiğiyle. Hükmetmemiş oluyor. Adem Allah'ın emriyle hükmetmemiş oluyor. Allah demiş ki şundan yeme, zalim olursun. Yemiş ve zalim olmuş. Allah demiş ki şeytanı kendine düşman bil, bu dost bilmiş. Dost bilmiş. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle şeytan da hükmetmedi, Adem de hükmetmedi. Ama şeytan Allah'ın indirdiğini beğenmedi. Yani hükmetmediği için Cenab-ı Hak hemen şey yapmadı, kararını vermedi. Şeytan Adem'e secde etme secdeyi yapmayınca vay kafir demedi Cenab-ı Hak ona. Önce sebebini sordu. Niçin? Ben daha iyiyim dediği zaman senin emrin yanlış demiş oldu. O zaman kendisini Allah seviyesine çıkardı o konuda ve Allah'a ortak koşmuş oldu. Tanrısı da kendi nefsi oldu. Yani ilk ateist diyelim şeydir. Ateist demek, burada da söyleyeyim, Allah'ı kabul etmeyen değil, Allah'ın hakimiyetini kabul etmeyendir. Yani Allah her şeyi versin de emir vermesin diyendir.
Şeytan da her şeyin Allah'a borçlu olduğunu biliyor. Beni sen yarattın diyor ama bu emir uygun değil diyor. İşte o konuda kendini tanrılaştırıyor. O zaman bu kafir oluyor. Bu ve men lem yahkum bi menzelallah fe ile hükümül kafirun grubuna giriyor şeytan. Adem aleyhisselam iki suç işliyor. Şeytan bir tek suç işlemiş, Allah'ın bir emrini yerine getirememiş. Adem aleyhisselam iki suç işliyor burada. Hem ayetin devamında anlatıyor zaten. Hem ağaçtan yiyor, hem de şeytanı dost biliyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala burada وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Allah o ikisini de sesledi. Yok şey de bu. فَلَمَّا دَا غَشَّجَ رَتَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا Sev'eleri. Sev'e dediğimiz diz kapağıyla göbek arasındaki bölgedir. O. Ona furuç diye de kullanılır bazı ayetlerde. Onlar kendileri için açıldı. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Cennetin yapraklarını onların üzerine yapıştırmaya başladılar. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Rableri o ikisine de seslendi. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ Sizi şu ağaçtan yasaklamamış mı? Ben şöyle emrettim, siz bu emirle hükmetmediniz. Uymadınız yani. Ve akul lekuma ikinci husus. Size dememiş miydim? İnne şeytane lekuma aduvvu mubin. Şeytan ikinizin de açık düşmandır dememiş miydim? Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum dediği zaman hemen kandınız. Niye? Çünkü dünyalık. Öyle bir dünyalık teklif ediyor ki meliklik kardeşim. Onun için dikkat ederseniz devletin verdiği makamlar karşısında insanlar dinlerini hep ikinci plana atabilirler. Çünkü ilk şey bu. Devlette olmak var ya. İkinci plana atabilirler. Ama atmayacak. Bu imtihanın bir parçası. Ne diyor Adem'le Havva? Kâlâ Rabbena zalemnâ enfusena fetekûnâ binez zâliminin şeyi. Açılımı oluyor, evet. Rabbena, ya Rabbi, zalemna enfusena. Biz kötülüğü kendimize yaptık. Zulüm demek, bizim Türkçemizdeki mananın dışında bir şeydir. Yani Türkçede zulüm dediğin zaman, birisinin bir başkasına yaptığı kötülük anlaşılır. Kendi kendime zulmettiğim kelimesi de kullanılsa bile, Türkçedeki anlamı fazla uygun olmaz o. Ama Arapçadaki zulüm, vad'u şey'i fi gayri mevdi'ihi. Yani bir şeyi olmaması gereken yere koymaktır. Yani yapmaman gereken şeyi yapmak, yani daha Türkçe ifadesiyle yanlış yapmaktır. Yanlış yapmaktır. Şimdi yanlış yapma bir suç olur. Kafirlik olduğu zamanlarda olur tabii yerine göre. Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ. Ya Rabbi biz kötülüğü kendimize yaptık. Niye? Çünkü kim zalim oldu burada? Adem'le Havva oldu deyip biz kötülüğü kendimize yaptık. Ve illem tağfir ama bakın Adem'le Havva yaptıklarının iyi olduğunu yani kendilerini savunmadılar. Şeytan ne yaptı? Savundu. Ben iyi yaptım dedi. Yani Allah'ın emrine aykırı bir hüküm verdi. Hüküm verirken gerekçesi de ya Rabbi gücüm yetmedi falan değil. Bilerek isteyerek yaptım dedi. Böyledir. Doğrusu budur dedi. Ama bu şey Adem Havva diyor ki biz yanlış yaptık. Doğrusu ne o zaman? Allah'ın dediği. Ve illem tağfir lena ve terhamna bizim günahımızı örtmez ve bize ikramda bulunmazsan lenekunenne minel hasin biz her şeyimizi kaybetmişlerden oluruz. Yani artık biz bittik yani. Ya Rabbi biz bittik demiş oluyorlar. Şimdi bu nedir? İşte bu günahkardır. Günahkarlıktır. İşte وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَنْزَلَرَ فَاُلَيْكُمُ الظَّالِمُونَ grubu. Yani kendisine hakim olamamış oluyor. Onun için şeyde وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ ifadesi var. Cahilce kötülük yapan kişi. Şimdi Adem Aleyhisselam burada cahil mi? Bilmiyor mu yaptığının günah olduğunu? Biliyor. Buradaki cehalet
kendine hakim olamamak demektir. Şimdi ben hep burada şeyi örnek veriyorum. Sigara alışkanlığını, adam sigaranın kötü olduğunu bilir. Fakat kendine hakim olamaz, içer. Bütün günahlar da sigara gibi alışkanlık yapar. Kendine hakim olamaz ama yaptığının yanlış olduğunu bilir. İşte burada da şeydir, zaten bir başka ayette de velem necid lehu azmen diyor. Yani bir kararlılık göremedik diyor şeyde. Kararlılık çok önemlidir. Dik durabilmek çok önemlidir. Dik duracaksın. Her şartlarında zaten sabır odur. Her türlü olumsuzluğa rağmen dik durmaya devam etmektir. Sabır o. Yürümeye devam etmek, asla taviz vermemek, geri adım atmamaktır. Ama bu geri adım atmış oluyor. Ya Rabbi diyor, biz yanlışı kendimize yaptık. Bizi affetmez ve merhamet etmezsen kaybettik. Ama Cenab-ı Hakk'ın Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul ettiğini biliyoruz. Onun için فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّي كَلِمَاتٍ şeyde, Bakara suresinde ben o telakka kelimatinden şunu anlıyorum. Yani burada niye yaptınız? Söz işitti yani. Azar işitti Allah'tan. فَتَابَ عَلَيْهِ buna karşılık hemen Cenab-ı Hakk'a yöneldi. Ya Rabbi ben yanlış yaptım dedi. O da bu. Ve Cenab-ı Hak da onun tevbesini kabul etti. Peki Allah tevbesini kabul etti de Adem Aleyhisselam bahçede kaldı mı? Bahçeyi kaybetti. Yani Allah tevbeyle günahını affetmiş oldu ama cezasını da verdi. Onun için işlenen her haram bir mahrumiyette doğurur. Bunu unutmamak lazım. Her haram bir mahrumiyet doğurur. Mutlaka bir takım haklı şeylerinizi kaybedersiniz. Tekrar onu kazanmak için yıllarca uğraşmanız gerekir. Onun için dedi ki قَالَهْ بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ اِنَّ oradan aşağı dedi. Tabi öyle zannediyorum burası Arafat meydanıdır. Oradan inmiş oluyorlar Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz. Şeytan da iniyor. Şeytan da biraz aşağıda taşlıyorlar. Tabi sen sebep oldun diye. Mutlaka karınları acıkmıştır. Su bulamadılar, ekmek bulamadılar. Her şey vardı orada. Başladılar şeytanı taşlamaya şeyde. Biraz daha aşağıya Mina'ya doğru indikleri zaman. Evet. Şimdi buradan Allah-u Teala diyor, sizin için bu toprakta kalacak bir yer vardır. Belli bir sürede oradan yararlanacaksınız diyor. Burada ben şeyi söylemek istiyorum. Söyle. Hani Cenab-ı Allah hani innehu alimun bidati sudur. Hani insanların içlerinde gizlediklerini de biliyor. Şimdi şeytanın o emri tutmazken niçin tutmadığını biliyor. Adem ile Havva'nın da emri çiğnerken niçin şey yaptıklarını biliyor. Öyle hükmetmediklerini. Ama buna rağmen ikisine de soruyor. Niçin siz böyle yaptınız diye. Gerekçelerine göre birini kafir sayıyor, diğerini sadece günahkar. Şimdi biz insanların dışarıdan bakıyoruz. Bir şeyle hükmetmiyor. Allah'ın indirdiği hükmetmeli. Vay kafir. Adamın neden yaptığını sormuyor. Bilmediğimiz halde. Bak Cenab-ı Allah bildiği halde soruyor. Biz bilmediğimiz halde adamın küfrüne hemen hüküm veriyoruz. Ve işte oy kullanılmaz. Niye? Çünkü bu adamlar kafir. Siz de bu adamları kafirliklerine desteklemiş oluyorsunuz falan. Acaba Cenab-ı Allah gibi en azından gidip sordun mu bu adama? Sen böyle yaparken doğruluğuna hükmederek mi bunu böyle yaptın? Yoksa bu emri beğenmeyerek mi böyle yaptın? Veya başka bir çaren yoktu da mecburiyetten mi böyle yaptın? İyi ya mesela onun önemli için mesela bak. Biliyoruz adamın bile. Hayır kendisi izhar ettiyse eyvallah ona bir şey demiyorsun zaten. Kendisi açık saçma izhar ettiği zaman problem yok. Ama tanımadığın bilmediğin biri sana göre Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Ona dışarıdan direkt kafir diyebilme imkanın var mı bu ayette? Evet, bir de bak orada asıl meseleden birisi de şu, bunu biraz daha açıyor. Allah-u Teala diyor ki orada ma mena'ake diyor. Hangi şey seni engelledi? Yani bilmiyorum Cenab-ı Allah biliyor. Ama mesela, ona rağmen bize öğretiyor işte. Bak mesela şeyi de engelledi. Adem ile Havva'yı da engelledi ne? Arzuları. Ama yanlış yaptığını biliyor. Yani burada bir hedefe ulaşmak istiyor Adem ile Havva. Yanlış bir hedef ama günah oluyor. Ve esas vurgu hani bir şeyi yapmamak değil de niçin yapmamak önemli. Ya bak şeytan da bir emri tutmuyor. Adem iki emri tutmuyor hatta öyle gördük biraz önce. Ama Cenab-ı Allah bunları yerine getirmemelerinin sebebini soruyor. Savunma istiyor. Savunma istiyor. Niçin? Ya Rabbi yanlış bu yani ben ondan hayırlıyım. Niye bu emri tutayım? Başka? Ya Rabbi özür dileriz, yanlışı biz yaptık demek başka.
Bir de burada şu husus. Yani bu sebep seni kafir veya günahkar yapıyor. Bu hususta şu da çok önemli. Ya şeytan, ben doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Demek ki doğru yolun üstünde olmak, Müslüman olmak manasına gelmiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Şeytan da Cenab-ı Hakk'a karşı hiçbir şey yok. İşte Allah'a inancı var, ahiret gününe inancı var. Meleklerse zaten bir problemi yok meleklerle. Eğer şeyse bir hani kitaba inanma, bizim geleneksel manada kitaba inanmaysa, henüz bir inmiş bir kitap yok. Peygamber'e inanma derse henüz gönderilmiş bir peygamber yok. Bizim geleneksel anlamda şeytanı koyun ve sorun, şeytan dört dörtlük Müslümandır. Ama bu şeytandır demeyin. Yani onun özelliklerini anlatın, bu iblistir demeyin. Dört dörtlük Müslüman derler. Halbuki işte Allah-u Teala'nın bir tek emrini beğenmemektir kafir yapan, yapmamak değil. Çok önemli. Beğenmemektir kafir yapan. Onu beğenmiyor, kendi dediğini beğeniyor. Ama Adem Aleyhisselam Allah'ın emrini yapmıyor, beğenmediğinden değil. Kendi nefsine hakim olamadığından yapmıyor. O da o günahkar. Dolayısıyla biz o Maide suresinin ayetlerini buna göre okumalıyız. Yani orada وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَنْ زَلَّهْ فَوْلَا كَمُرْ كَافِرُمْ. Yani her hükmetmeyen mi Allah'ın? Şimdi bu işin içerisinde ben şunu hep her zaman hissediyorum ve söylüyorum. Bazıları yani şeytan gibi kendi arzularını tahakkuk ettirmek için dini kullanıyor. Yani din kullanılmadan büyük bir sömürü yapmak hiç mümkün değil. Dünyanın neresinde olursanız olun. Doğru dinle zaten sömürü yapamazsınız. Mümkün değil. O zaman mecburen dini biraz çarpıtacaksınız, yamultacaksınız. Dolayısıyla şey de bu görüşte olanların biraz şeytanlık yaptıklarını düşünüyorum. İçlerinde mutlaka çok samimi insanlar vardır ama bu işin asıl harekete geçirenlerini kastediyorum. Yani merkezde belki hiç ortaya çıkmayan bir grup vardır. Şimdi bunlar kendilerini hakim konuma getirebilmek için Müslümanları kullanacaklar. Müslümanları da nasıl kullanırsınız? Onların inandıkları şeyleri çarpıtarak ya da bağlantıları kopararak şey yapar, kullanacaksınız. Yoksa bağlantıları da kurarsanız kullanamazsınız ki, adamı istismar edemezsiniz. İşte şimdi buradan şeye geçelim. Şimdi şöyle bir soru var. Hemen Kayseri'den sormuş. Diyor ki, bu partiler heva ve heveslerine uymuyorlar mı? Bize mi danıştılar? Milletvekili adaylarını kurmaylarıyla otururlar. Yok, şimdi onu haftaya, bu tür sorular haftaya cevaplandırır. Bunlar Allah'ın dileği hükmetmemiş oluyorlar şimdi. Haftaya cevaplandıracağız. Aslında cevabı da kolay. Yani gidip şey yaptılar mı, yani bu istişarelerine falan katıldılar mı da konuşuyorlar acaba? Onu merak ediyorum. Ya işte bu genelde işte beğenmiyorsan kendin kurar, kendi genelde şey var. Yani belirlersin yani. Hani şimdi şunu yapıyor efendim diyor. Yani bir kafir bir toplulukta ben bu topluluğun hiçbir parçası olmam. İyi olma kardeşim. O zaman git, nereye gidiyorsan git, bir başka ülkeye git. Burada yaşıyorsan burada yaşamanın bir takım temel kuralları vardır. Peygamberimiz Mekke'de yaşarken Mekke'de yaşamanın bütün kurallarına uyduğu için Mekkeliler hiçbir zaman kendi yerleşik kurallarına göre Peygamberimizi suçlayamamışlardır. Musa Aleyhisselam'ı da Firavun suçlayamamıştır. Eğer bir suç bulabilselerdi bunlar, bayram ederlerdi. Suç bulamadıkları için toplumu bunların aleyhine yönlendirmeye çalışmışlardır. İşte Darun Nedve'de toplanarak bir karar alma mecburiyeti hasıl olmuştur. Ya da şeyin Firavun da işte bu adam sizi ülkenizden çıkaracak diye halk desteği aramıştır. Dolayısıyla bu ne demek? Biz suç işlemiyor. Yani işte peygamberlerin yolundan gidenler orada yerleşik kurallara göre hareket ederler. Efendim işte bu kuralın kaynağı ne biliyor musun falan filan. Bütün arkadaşlar, bütün kuralların kaynağı, yeryüzünde ne kadar kural varsa, yeryüzünde kim varsa kuralların kaynağı Allah'ın ayetleridir.
Allah'ın ayetleri dışında kural kaynağı yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde. Ya Allah'ın yarattığı ayetlerden alınır o kurallar ya indirdiği ayetlerden alınır. Ve insanlar o kuralları kendilerine çevirirler. Allah'ın ayetlerini saptıranlar oldu, yani indirdiği ayetleri saptıranlar olduğu gibi yarattığı ayetleri de saptıranlar vardır. Orada siz sapıklığa karşı çıktığınız zaman kimse sesini çıkaramaz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde isterseniz dürüst bir şekilde yaşayabilirsiniz. Evet. Bu ayetlerle ilgili olarak şöyle bir soru var. Bu وَلَا تَجِدُ اَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ İnsanların çoğunu sana şükreder bulamayacaksın dedi şeytan. Nereden biliyordu diyor daha insanlar dünyaya gelmeden onların teşekkür etmeyeceğini. Alparslan Kılıç sormuş. Tamam ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? وَلَقَدْ صَدَقَ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ صَدَقَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ İblis kendi bir öngörüsü bu zannehu dediği için. Evet, zan. Yani bir öngörüde bulunmuş orada. Sebe suresi değil mi? Sebe suresi tamamdır. Sebe mi? Bu dünyadan gelmekle dünyaya gelmekle alakalı bir şey niye olsun ki? Yani şu an insanlar Sebe suresi 20. ayet. Oku. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُهُ اِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Tamam. Yani iblis onların aleyhine ki o yani insanların aleyhine düşündüğü zannında haklı çıktı. Demek ki buradaki bu bilgi değil bir iddia zaten. Yok ama bir yok zan öyle basit bir iddia değildir zan. Zan kesin değildir ama yani ilim seviyesinde değildir ama ilim seviyesine çok yakın olur. Zannı galip olur. Yani insan bilmediği bir şey hakkında da kolay kolay iddiaya girmez zaten. Yani Allah'la iddiaya giriyor. Tabii. İlla ki ilmediği bir şeyleri vardır. Elbette tabii ki bir şeyler. Yani bu şunu gösteriyor. Yani iblis ciddi manada bilgi sahibi birisi. Sıradan biri değil yani. Bir de şey sorulmuş. Bu Adem Aleyhisselam. Neyse. Tamam. Yani Nahl Suresi 98. ayeti örnek vermişler. Hüseyin Arslan Kayseri'den. Hani burada feyda karakter olarak festa'id billahi mineşşeytanirracim yani niye öyle dememiş diyor. Hani şeytandan Allah'a sığınsaydı bu yasaklık başına gelir miydi? Kim? Adem Aleyhisselam. Şimdi feyda karakter Kur'an festa'id billahi mineşşeytanirracim başka bir şey. Yani Kur'an okuduğun zaman yani buradaki emri şeytandan herhalde kastetmiş. Festa'id billahi niye Allah'tan şeytandan Allah'a sığınmadı? Sığınsa başına gelir. Öyle euzubillahimineşşeytanirracim demek çok kolay da hayatını ona göre yürütmek kolay mı? Bir de bu arkadaşımız bir baksın bakalım sabahtan akşama kadar kendisini bir kontrol altına alsın. Yani bu işin lafı kolaydır ama fiiliyatı çok kolay değildir. Uygulaması o kadar kolay değildir. Biraz önce söylediğinizde وَيَحْتُرُنَا النَّب۪ينَ بِغَيْرِ حَقِّنَ ayeti. Yani peygamberleri suçlamıyor ama ne yap? Haksız yere öldürüyor. Evet. Az önce söylediğimiz şey evet o onu tasdik için o güzel, uygun olur. O ayet nerede şeyleri Yahudilerle ilgili idi değil mi? Yaktulun nebine ve gayri hak. Derke bima asav ve kanu ya'tedun. Yoksa peygamberin hakta öldürme diye bir şey olmaz. Yani peygamberler de cezayı hak etmiş olabilirler. Zaten bizim peygamberimizle ilgili olarak da var yani. İlla en tekûlû. Böyle bir ayet-i kerime vardı ama şu anda şey yapmadı, aklıma gelmedi. Yani peygamberler bulundukları toplumda cezayı hak edecek tavırlar içerisine girmemişlerdir. Zaten girmedikleri için o toplumun yöneticileri çaresiz kalıyor. Neden? O da şu var. Bunu sık sık mesela şimdi şu bardakta kaynağından gelmiş, hiç el değmeden bardağa boşaltılmış su var bunun içerisinde. Şimdi bu suya hayır diyecek bir kanun olur mu yeryüzünde? Yani bu suyun aleyhinde bir yasal işlem olur mu? Efendim? Bakara 60. 1. 61. Neyse tamam. Tamam onu okuruz. Yani şimdi şu suyun aleyhinde kimse olabilir mi? Yani insanın da ihtiyacı var, hayvanın da ihtiyacı var, bitkinin de ihtiyacı var. Peygamberler insanlara Allah'ın tebliğlerini bu su gibi sundukları için insanların ellerinde buna karşı bir yasa yok.
Olamaz da. Olamaz da. Yani çok güzel söylediğine çok güzel demeyecek bir insan yoktur yeryüzünde. E peki tamam da sen bu suyu piyasaya sunup da insanların bu sudan içmesini sağladığın an adamın içki dükkanları kapanmaya başlıyor. Bunun içkiden daha iyi olduğunu görmeye başlıyorlar. Aa, bu daha faydalıymış. E adam pazarının daraldığını gördü mü sana karşı tedbir alacak. E tedbir alırken suyu hedef göstererek tedbir alamaz ki. O zaman başka şeyler ortaya koyacak. Aslı o göstereni hedef gösterecek. Başka şeyler ortaya koyacak. Yani suyu hedef gösteremez. Dolayısıyla bakın mesela Firavun Musa Aleyhisselam'a karşı çıkarken Musa Aleyhisselam'ın tebliği ile ilgili bir şey söyledi mi? Bak Musa Aleyhisselam diyor ki İsrailoğullarını ver ben alıp gideyim diyor. Tamam bu memleket sana kalsın diyor. Şey ne diyordu? Firavun ne diyor? Sizi diyor çıkarmak bu istiyor. İkisi diyor sizi ülkenizden çıkarmak istiyorlar diyor. İşi tam tersine çeviriyor. Ya ne siz bu ülke size kalsın diyor. Ben İsrailoğullarını alıp gideceğim diyor. Burası size kalsın. Ben sizin dünyalarınızda hedefi işe hevesim yok. Sizin olsun burası diyor. Yok diyor. Bak şimdi çünkü öyle dese halkına dese ki ya bu işte İsrailoğullarını alıp götürmek istiyor dese halk diyecek ki ya ver de gitsin ne olacak? Ama öyle demiyor. Bu sizi bu ülkeden çıkarmak istiyor diyerek kamuoyu desteği almak istiyor. İşte peygamberlerin sunduğu bu. Biz de peygamberler gibi olursak, yani Allah'ın kitabını tebliğ ederken asla hiçbir şey, mesela şu su, bu suyun içerisine şeker katabilirsiniz ve siz şekeri çok seviyor olabilirsiniz, çikolata katabilirsiniz. Sizin çok sevdiğiniz çikolata bir başkasının şeker komasına sokabilir. Artık lokalleşmiş olur yani içine ne katarsanız evrensel niteliğini kaybettirirsiniz bu suyun. Muzaf olur. Hı? Şey karışmış oluyor. Yani. Evet. Dolayısıyla hiçbir şey karıştırmadan siz Allah'ın kitabını anlatırsanız evrensel bir tebliğde bulunmuş olursunuz. Bakın mesela geçen hafta Cuma günü saat 4'te Almanya'nın Tübingen kentinde Tübingen Üniversitesi'ndeki 1500 yıllık üniversitedir. Meşhur Hegel orada kabri onun bahçesinde ve Katolik dünyasının bir numaralı üniversitesi. Rakipsiz bir üniversitesi. Şimdi ben orada gittim Kur'an-ı Kerim'e göre ceza hukuku prensiplerini anlattım ki bu işte el kesmedir, kısastır yani birçok işte zina cezasıdır falan filan. Ve orada yani salon büyüktü. Bu kadar kişiler vardı değil mi? Salon büyük olduğu için çekimsiz yaptınız. Ama çok yani onlardan bir tane genç vardı. Diğerler hep böyle yaşlı ve konusunun uzmanı insanlardı. Şimdi orada fakültenin, Katolik fakültesinin dekanı açış konuşmasında şunu söyledi. Bizim daha önce yaptığımız protokol. Dedi ki ve okudu o protokolü. Aynen okudu. Baştan sona kadar okudu. Ki %100 Kur'an-ı Kerim'e ayetlerinden çıkarılmış olan bir sayfalık protokoldür. Allah'ın indirdiği ayetler, Allah'ın yarattığı ayetler. Bu ikisini birlikte okuduğumuz zaman işte bilimde, teknolojide, her şeyde hayallerin ötesinde gelişmeler olur falan. Adam onu orada okuyabildi. Bu ne demek? Oraya gelenlere birer bardak su dağıttı. Su dağıttı. Buna, ve hiç kimse sesini çıkarmadı. İşte biz de böyle yani peygamberlerin tebliğini sunduğumuz zaman yerleşik kanunlarda bize karşı herhangi bir şeyleri olmaz onların. Hukuki bir gerekçeleri olmaz. Hukuki bir gerekçeleri olmaz. Ama işi yerleştirdiğimiz zaman yani içine çikolata kattığın zaman bunu gider birisi şeker hastası içer, şeker komasına girer. O zaman suçlu olursun ve yerli şey hemen bizim halkımızı öldürmek istiyor diye derhal şey yapar. Devreye girer. Neyse onun için bu mesele bu. Şimdi az önce hangi Bakara kaçtı? 61. Bakara 61. ayet. Şimdi mesela peygamberlerle ilgili
Mesela diyor Musa Aleyhisselam'a diyor, dediniz ki ey Musa, biz bir tek yiyeceğe sabredemiyoruz. Bizim için Rabbine dua et. Evet, yerin çıkardıklarından işte şeyde bakliyatından, ondan sonra soğanından, sarımsağından, mercimeğinden, şeyde o soğan en sonunda kaldı. O bir tane daha var. Neydi? Kıssa neydi? Şey, acur. Salatalık, ha. Tamam. İşte onlardan bizim için çıkarsın. Ondan sonra diyor ki işte gidin diyor bir şehre. Orada istediğiniz her şey var. Onların üzerine diyor alçaklık ve meskenet vuruldu. Allah'ın gazabına geldiler. Bu neden? Çünkü Allah'ın ayetlerine karşı nankörlük yapıyorlardı ve peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Bak, haksız yere ifadesi insanların, bütün insanların öldürülmelerinde şey kaldı. Onun için velâ yaktulûne nefselleti illâ velâ yaktulûne nefselleti harramallahu illâ bilhak. Allah'ın haram kıldığı canı haklı sebep olmadan öldürmezler. Yani Allah'ın haklı gördüğü bir sebep olmadan öldürmezler. Demek ki peygamber de olsa Allah'ın haklı gördüğü bir sebeple öldürülebilir. Ha, olmamış o başka. Yani onlar çünkü bu konuda dikkatli davranmışlar. Yani o şeye aykırı yanlış bir iş yapmamışlar. İşte o zaman şeye gelelim. Emen lem yahkum. O ayetlere geçelim mi? Maide 43-44'e geçelim. Çünkü en çok üzerinde durulan. Ve şimdi bir şey daha söyleyeyim de. Peygamberler gittikleri toplumlara hep verici olarak gitmişlerdir. Alıcı değil. Mesela hiçbir peygamber gittiği toplumun yönetimine talip olmamıştır. Hatta işte o şeyde Firavun olayında olduğu gibi ver gideyim, burası sana kalsın diyor. Ver gideyim diyor. Onun için hepsinin söylediği şudur. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr. İn ecre illa alallahi rabbil alemin. İlla, her ikisi de var bildiğim. İlla ala rabbil alemin, ne illa alallahi rabbil alemin, değişik şekillerde var. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir diyor. Aslında çok daha yüksek, yani çok daha zengin bir patrondan alıyor ücreti. Onun için aşağıdakilere tenezzül etmiyor. Ve Cenab-ı Hak da ücretini fazlasıyla veriyor. O ayrı bir şey. Fakat insanların anladığı anlamda bir şey istemiyor. Şimdi bizimkiler diyorlar ki biz yönetime talip olacağız. Hakimiyeti kuracağız. Sen diyorsun ki devleti bana ver. Yani adamdan hani para mara istemiyorum ama devleti ver. Şey, bir tane türkü vardır. Ben kalemde meşrebim güzel çirkin aramam. Ne olursa olsun der. Ondan sonra öyle bir kız tanımı yapar ki yeryüzünde bulamazsın öyle birisini. Bizimkiler de öyle. Ben hiçbir şey istemiyorum ama devleti bana ver. Yahu kardeşim, bu defa adam senin söylediğinle ilgilenmez. Senin talebinle ilgilenir. Bu çok derece yanlış şeyler. Hocam, gayret hainin ala hazainil ard diyor ya. Onu nasıl anlamak? Gâle ceallâ ala hazainil ard, Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği şeyden istiyor bunu. Melikten istiyor. Ve o bir görev istiyor. Yani onların yönetimini istiyor. Yoksa bizim bugünkü anlamda hüküm verme durumunda olmak istemiyor. Yani mesela bizimkilerin kafasına göre düşünürsen beni kadıl kudat yap demesi gerekir, değil mi? Baş kadı yap, yani yüksek mahkeme başkanı yap demesi icap ederdi. Bütün hükümleri ben vereyim. Maliye bakanlığı gibi bir şey. Tamam, yani maliyeye yönelik bir şeydir. Ve ben bunu yaparım diyor. Bir memurluk istiyor. Mesela şeyde Yusuf Aleyhisselam'ın memurluk istediği kişi mümin değil ya, yani o Firavun'u. Oranın Firavunlardan bir tanesi. Ama bugün bizimkisinler böyle bir şeyi kafirlik sayıyorlar. Yani sen bak, ne zaman kafirlik sayıyorlar biliyor musun? O görev onlara teklif edilinceye kadar.
O görev onlara teklif edildiği zaman ehvenüşer diye bir şey yok yok ya, bütün hükümler bitiyor bu defa. Bu defa görevi verenin ne kadar mümin insan olduğunu anlatmaya başlıyor. Ama hocam şöyle bir şey yok mu? Onun açısından o tahlili yanlıştır. Peki doğrusu şu olabilir mi? Tamam, bu adam da yanlış yaptı ama önceden söylediği söz de doğrudur. Ya öyle bir şey de olamaz mı? Yani adam önceleri kafir gördüğü insan o makama geldikten sonra artık bunu meşru görüyorsa o onun da düştüğü bir hata. Hani o olayı eleştirirken onun üzerinden gitme yanlış yapıyor. Bak şimdi bizim şeyde bir söz vardır. Bizim kazada şöyle derler. Kedi ete ulaşamamış pis için ne pis kokir demiş. Ne pis kokir. Ete ulaşamayınca çok pis kokuyor demiş oluyor. Bu öyle yani. O şeyi elde edinceye kadar pis kokuyor. Eline geçtiği an dünyanın en iyi etiymiş demeye başlıyor. Şimdi ikisi de yanlış. O da yanlış, o da yanlış. Onun için orta yolda olmak lazım. Aşırı yollarda olmamak lazım. Evet, Maide 43. ayeti okuyoruz. 44. Yok, 43 okuyalım. 43'ten daha iyi. Hatta yukarıdan bile okuyalım. Evet. Sayın Mahmud'un sayfa başında. Ben Semmao'dan okuyacağım. Zaten yoksa öbür ayette de geçmek yok lazım ki çok uzak o. Şimdi burada Allah-u Teala Yahudilerden bahsediyor. Söz billah. Semmao'ne lil kezib, ekkalune lil suht. Bunlar yalana hep kulak kabartırlar ve haram yer dururlar. Fe in ca'u kefahkum beynehum ev a'rid anhum. Sana geldikleri zaman ya Muhammed aralarında hüküm ver ya da verme. Ya da onlardan yüz çevir. Yani şimdi bunlar Müslüman insanlar değil. Peygamberimize geliyorlar, Allah'ın hükmünü verecek değil mi Peygamberimiz? Serbest bırakıyor Cenab-ı Hak. Yani ister ver ister verme. Peki ve in tu'rid anhum, onlardan yüz çevirirsen, hüküm vermezsen felen yadurruke şeya, sana hiçbir şekilde zarar vermezler. Şimdi Peygamberimizin konumuna bakarsanız Medine-i Münevvere'de, bunlar Medine'de inen ayetlerdir. Medine'de Peygamberimiz her ne kadar hukuken devlet başkanı değilse de bir fiili durumdan istifadeyle devlet başkanı görevini üstlenmiş orada. Bundan dolayı da zaten çok hukukluluk hep olmuştur İslam devletlerinde. Osmanlı'da da olmuştur. Eğer gayrimüslim unsurlar Müslümanların mahkemelerine başvururlarsa hakimler davalarına bakıp bakmamakta serbesttirler. Ama başvurmak istemezlerse kendi özel mahkemelerine gidebilirler. Hep olmuştur bu çok hukukluluk. Diyor ki sana geldikleri zaman aralarında hükmet ya da yüz çevir. Ama yüz çevirirsen sana bir zararları olmaz. Hükmedersen aralarında adaletle hükmet. Tabii ki adalet nedir? Allah'ın istediğidir. Allah'ın istemediği şey adil olmaz ki işte. Yani bu kıst dediğiniz zaman, bu bizim Türkçe'de taksit kullanıyoruz ya. Aslında dengeli hükmet diye belki tercüme edilebilir. Yani herkesin payını ver. Bu adam Yahudidir, bu Müslümandır değil. Hak ettiği neyse onu ver. Hak ettiği neyse onu ver. Şimdi mesela acaba bu ayet-i kerime bugünkü oy kullanmayla ilgili de şey yapılabilir mi? Senin karşına geldi iki kişi, birisini tercih edeceksin. Gerçi aralarında hükmet ifadesi ona uymuyor yani. Ama yok, ikisinin arasında birisini tercih edeceksin. O zaman adalete daha uygun olanı. Hem de bunlar hem yalana kulak veriyorlar, durmadan da haram yiyorlar. Yalana kulak veriyordum. Bazı politikacılara uyar değil mi? Hepsine uymasa da bazılarına uyar. Buna rağmen aralarında hükmet diyor. Buna rağmen aralarında hükmet diyor, evet. Gelirlerse sana, gelmezlerse değil. Şimdi bunu izleyenler diyecek ki bize gelen mi var kardeşim? Burada benim aklıma gelir. Yani Tahkum Beynav'ın bir Kur'an'ı değil mi? Mesela Yahudi geldi, ben sana Kur'an'la hükmediyorum
demen şart değil. Adalet de hükmet. Dolayısıyla otomatikman Kur'an'la hükmetmiş olursa. Ama mesela şimdi bu şu 48. ayette de fahkum beynehum bima enzelallah diyor Allahü Teala. Öbür sayfada. Ama hocam kullanmayınca da rahatsız ediyorlar. Hani burada diyor ya ve in turid anhum felen yedurruke şeyen. İsterlerse ceza da kesiyorlar niye gelmedin diye. Niye oy kullanmadın diye. Şeye bağlı. Ya bugün sana bir tercih hakkı veriliyor ve bir toplumda yaşıyorsun. O toplumda yaşamanın kurallarını şey yapar, o kurallarını uygularsın. Ve o demin başta söylediğim gibi hangi toplum olursa olsun gidin orada görürsünüz ki insanların hayatının büyük bir bölümü Allah'ın kitabına uyar. Büyük bir, yoksa yaşayamazlar yani. Allah'ın koyduğu o fıtrat kanunlarına uygun olmasa zaten yaşaması mümkün değil. Ha, ve siz hangi toplumda olursanız olun doğruları söylediğiniz zaman kimse ses çıkarmaz. İşte az önce söyledim. Katolik fakültesinde Almanya'nın cezacılarının da olduğu bir toplantıda Kur'an-ı Kerim'deki ceza hukukuyla ilgili prensipleri anlattığımız zaman yani inşallah yakında yayınlanır. Yayınlandı mı? Ha, şu anda. Bir oradakilerin tavırlarına ve sordukları sorulara bir bakın ki neler ortaya çıkıyor. Hiç itiraz var mı? Yani çünkü aynen bu su gibi oluyor. Buna kimse itiraz edemez ki ona itiraz. Evet. Ama kendiliğimizden bir şeyler katarsak o kabul edilmez. Evet, şimdi devam ediyorum. İnna Allah yuhibbul muksitin muksitin. Allah-u Teala adil davrananları sever. Yani karşınızdaki kim olursa olsun adil davranacaksınız. Mesela burada Osmanlılar çok çeşitli şekillerde tenkit edilebilirler. Ki ben şahsen tenkit etmeye kalksam çok şey söylerim ama ben tenkit ettiğim zaman Osmanlı Devleti'ni değil de oradaki ulemayı tenkit ediyorum. Çünkü devletin onlara ne kadar geniş yetkiler, gerçek anlamda bir bilimsel hürriyet verdiğini kanunlardan biliyorum. Ama onlar verilen bu hürriyeti kullanmamışlar. O kendilerinin bileceği bir şey. Şimdi bir hatıramı size anlatayım. Doktor Rhodes Murphy vardı. İngiltere'ye gelmişti. Daha önce Michigan Üniversitesi'ndeydi. Sonra İngiltere'de çok meşhur bir üniversiteye gelmişti. Şu anda bizim Ahmet Hamdi'nin olduğu üniversite hangisiydi? Şu anda oraya gelmişti yani. Cambridge miydi? Neyse. En son çünkü o geldiğinde bana öyle söylemişti. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken orada epeyce araştırmalar yapmak üzere gidip geliyordu. Bir gün ona dedim ki yani neden hep Amerikalılar geliyor bu mahkeme arşivlerinde araştırma yapmak üzere Osmanlı mahkemeleri. Dedi ki bak ben sana bir gerçeği söylemek istiyorum dedi. Ben dedi 11 yıldır bu konuları araştırıyorum. Nerede Osmanlı arşivi varsa ben orada mutlaka gitmiş çalışmışım dedi. Balkanlar, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika her tarafta çalıştım. Şu ana kadar bende o hası olan sonuç şudur. Yani biz dedi dünyanın dedi yani yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir dedi. Bundan daha büyük bir devlet biz bilmiyoruz dedi. Eskiden var mı yok mu ama yazılı tarihte böyle bir başka devlet bilinmiyor. Biz Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sırrını araştırıyoruz. Neden bu kadar büyük bir devlet olabilmiş ve uzun asırlar hakimiyetini sürdürebilmiş. Evet olmuş ama diyor kısa. Yani bir asır devam eden çok az diyor onların içerisinde. Şimdi dedi ki ben 11 senedir çalışıyorum. Ya bugüne kadar bu devletin yaptığı bir haksızlıkla ilgili bir şeye ulaşamadım ki dosyama koyayım da bir yerde konuşurken çıkarıp diyeyim ki bak Osmanlılar falan yerde şu haksızlığı yapmışlardır.
Osmanlı'nın yönetiminin karşısında diyor, Müslümanla kafir, Türkle başka unsur, ya kendi vatandaşıyla yabancı hiç değişmez. Hiç değişmez. Hepsine de eşit yaklaşır, hepsine de adil davranır. Ve şöyle söyledi de, ben dedi, Şam şeriye sicilleri üzerinde çalışırken bir haksızlık yapıldığını tespit ettim ve sevindim. Dedim ki, ha iyi dedim, bir tane buldum dedim. Sonra biraz daha araştırdım ki orada haksızlığı Osmanlı yapmamış, bizimkiler yapmış diyor. Yani yabancı tüccarlar gelmiş, haksızlık yapmış, Osmanlı da haksızlığa engel olmuş. Ben baştan sevindim ki Osmanlı'nın bir haksızlığını yakaladım diye. İşte şimdi siz bu adil davrandığınız zaman o insanların hepsi sizin yönetiminizde olmak istiyor. Huzuru orada buluyor. İşte Allah-u Teala da bak burada ne diyor? Aralarında hükmetsersen adaletle hükmet diyor. Yani karşında bir insan var. Zaten o ben Müslümanım diye de gelebilir. Kalbi de başka bir şey olabilir. Yani münafık da olabilir. İlgilendirmez. Yani şu anda dört dörtlük Müslümandır, biraz sonra kafir de olabilir. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ve keyfe yuhakkimunek ve indehumut tevra fiyaha hukmullah. Sen nasıl hakem tayin ediyorlar ki yanlarında Tevrat var. Tevrat'ın içinde de Allah'ın hükmü var. Bu olay şununla alakalı. İki tane Yahudi zina etmiş. Kendi kitaplarından biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'a gelecek hükümlerde hafifletme olacak. Zaten neshin genel yapısı bu. Hafifletme olacak. Diyorlar ki ya gidin Muhammed'e gidin sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın Allah'ın huzurunda dersiniz ki ya Rabbi senin bir peygamberine gittik, o hüküm verdi. Ona gelen şeriatı hafifletme olacak. Siz de ondan yararlanırsınız. Bunlar geliyorlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz diyor ki sizin dininizde, yani sizin kitabınızda, dininizde demiş, sizin kitabınızda zinanın cezası nedir? Diyorlar ki ya Muhammed yüzünü karartırız, eşeğe ters bindirir ve şehri dolaştırırız. Şimdi bunu niye soruyor Peygamberimiz? Çünkü Allah-u Teala En'am suresinde Peygamberimize Mekke'deyken bir emir vermiş. En'am 90. ayette diyor ki, yani bütün peygamberler sayıldıktan sonra diyor ki Sözü bile ulaike ellezine hedallah fe bihudahu muktedi diyor. Onlar Allah'ın yolunda olan, Allah'ın kendi yoluna kabul ettiği peygamberlerdir. Sen onların yoluna uy diyor. Yukarıda o peygamberlere verilen kitaplardan da bahsediyor orada. Onların yoluna uy diye emir verdiği için Peygamberimiz sizin dininiz nedir diye sormuyor. Sizin kitabınızda ne var diye soruyor. Bir de Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı, Tevrat'ta ve İncil'deki doğruları tasdik eden bir kitap. Onlar diyorlar ki işte böyle böyle yaparız. Abdullah İbni Selam orada diyor ki ya Resulallah zinanın cezası böyle değil. Peygamberimiz Abdullah İbni Selam'ı alıyor, beraberce Beyt-i Midras'a gidiyorlar. Tevrat'ın eğitiminin yapıldığı yer. Bugün de herhalde Beta Midaş derler galiba ona. O tür yerlere. Orada Peygamberimiz yemin verdiriyor. Tabi bunun çok detayları, rivayetleri var. Diyor ki Musa'ya kitabını indiren Allah için Tevrat'ta zinanın hükmü nedir? Herkes susuyor. Orada bir genç diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu yemini verdirmeseydin söylemezdim. Tevrat'ta zina edenlerin hükmü rejimdir. Şimdi bu ayette iniyor, diyor ki Allah-u Teala burada ve keyfe yuhakkimunek, gelmiş seni hakem tayin ediyorlar. Ve indehum tevra, yanlarında Tevrat var. Fiha hukmullah, eğer uygulamak istiyorlar onun içinde de Allah'ın hükmü var. Bak senin peygamber kabul etmiyor, hem de geliyorlar hükmet diyorlar. Allah'ın hükmünü istiyorlarsa Tevrat'ta var işte, gitsin uygulasınlar. Şimdi bu ayette Tevrat'taki zina ile ilgili hükmü Kur'an tasdik etmiş oluyor. Doğrudur diye. Ve Peygamberimiz de onlara diyor ki peki neden şimdiye kadar uygulamadınız bunu? Diyorlar ki ya Muhammed
eskiden bu hüküm fakirlere uygulanır, zenginlere uygulanmaz. Daha sonra fakirler ayaklandılar. Bir anlaşma yaptık. Bir orta nokta bulduk. Zengine de fakire de işte yüzünü karartma ve eşeğe bindirme cezası verdik. O gün bugün böyle olur. Peygamberimiz diyor ki, o da tabi bu ayet deyince ya Rabbi diyor, senin bir hükmünü bunlar öldürmüşler, onu ilk uygulayan benim diye o iki kişinin de taşlanarak öldürülmesini emrediyor. Daha sonra aynı suç işleyen Müslümanlara da bunu uyguluyor. Çünkü Allah bunu emretmiş. Febihudâh muktedih emriyle. Onların yoluna uy diye. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de rejim cezası kalkıyor ve yüz sopaya iniyor. Evli içinde, bekar içinde. Her ne kadar maalesef böyle Kur'an-ı Kerim'in dışında bir takım şeyler mezheplerde olsa bile. Bunun bütün detayları bizim internet sitemizde var biliyorsunuz. Şimdi burada da böyle diyor ki Allahü Teala ve keyfe yuhakkimuneke, sen nasıl bunları hakim tayin ediyorlar? Ve indehumut tevra fiha hukmullah, yanlarında Tevrat var, içerisinde Allah'ın hükmü var. Sümme yetevellevne min ba'de zalik. Geliyorlar sana, seni hakim yapıyorlar, sonra da çeviriyorlar ama Peygamberimiz bırakmıyor tabii onu. Hemen cezayı uyguluyor. Kaçmalarına fırsat vermiyor. Ve ma ulaike bil mu'minin. Bunlar inanmış insanlar değiller. Yani bunlar ne kendi kitaplarına inanıyorlar ne sana inanıyorlar. İnna enzelnet tevrah, biz Tevrat'ı indirdik. Fiha huden ve nurun, içerisinde hidayet ve nur vardır. Yahkumu bihen nebiyyûne ellezîne eslemû, bu Tevrat'la Allah'a teslim olmuş nebiler hüküm verirler. Lillezîne hâdû, Yahudilere hükmederler. Ve rabbaniyûne, Rabbaniler de vel ahbar ve ilim adamları da, Rabbaniler din adamları, vel ahbar ilim adamları da, onlar da hükmeder. Bimestuhfidu min kitabillah, Allah'ın kitabından hafızalarına yerleştirilmiş olanla hükmederler. Yani nebiler kitabın tamamıyla hükmeder. İlim adamları ve din adamları da kitaptan kavradıkları kadar, öğrendikleri kadarıyla hükmederler. Tamamıyla hükmetmek çok büyük bir şey gerektirir yani. Bilgi birikimi falan gerektirir. Ve kânu aleyhi şühedâ, ve bu yapılan hükme de şahitlik yaparlar. İnsanlar ne ölçüde uyuyor, ne ölçüde uymuyor. Fela takşavun nâse vahşavuni. Şimdi peygamberler nasıl hükmediyorlar? Yani illa iki kişi arasında mı hükmediyor? Birisi gelse dese ki ya Resulallah, ben işte namazı nasıl kılacağım? İşte şöyle şöyle. İşte bu da bir hüküm değil mi? Abdesti nasıl alacağım? Bu da bir hüküm. Yani hükmeder demek illa mahkeme ya da siyasi yönetim olarak, siyasi falan değil. Yani siyaset de olur, olmaz değil. Sadece ama değil. Sadece o değil. Hayatın tamamıyla alakalı bir hüküm. Efendim فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ, insanlardan korkmayın, benden korkun. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, ayetlerimiz karşılığında az bir bedel de almayın. Az bir bedel, dünyaya ait olan her şey azdır. Bırak, burada kalacak. Ahirete ait olan çoktur. Yani dünyayı ahirete tercih etmeyin demiş oluyor Allah-u Teala. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. İşte dersin başında kim hükmetmemişti? Şeytan. Allah'ın indirdiği, yani Allah Adem'e secde dedi, etmedi. Beğenmediği için kafir oldu. Etmediği için değil, beğenmediği için. Onun da detayını orada verir Allah-u Teala. Ondan sonra ve ketebne aleyhim fiha. Burada da hani birazcık nüzul sebebiyle ilgili olarak da düşünebiliriz. Ya tamam, hüküm umumidir ama onlar geliyorlar Peygamber Efendimiz'e, onun verdiği hükmü beğenmiyorlar da. Beğenmiyor tabii, çünkü problem, o başka bir şey istiyor. Tabii başka bir şey istiyorlar. Bir de kendi kitabında, kitaplarında olan da beğenmiyorlar tabii. Orada biliyorlar çünkü hüküm belli. Bu şeyde vardı zaten bir arka sayfada. İn utitum hada fehuzuhu ve illem tuktuhu fehzeru. Ha tabii, zaten biz başta oradan almadık, çok vakit yani alır diye. Beğenirlerse alacaklar, beğenmişsin. Yani diyorlar ki bakın, gidin yani peygambere, gidin peygambere, eğer rejime hükmederse bir şey almayın. Ama başka bir hüküm verirse alın diyor. Ama peygamberim de onu yakaladı, bırakmıyor. Öyle şey yok. Yani geldin, tamam, cezasını veriyor. Yani buradaki hükmetmemeyip de kafir olmaları beğenmemeleri yüzünden işte.
yapmamaları üzere. Yani aslında bunlar Allah'ın emrine uymak istemiyorlar. Yok. Kendi tabii. keyiflerine uymak istiyorlar. Yani rast gelirse kabul edeceklerdi. Olmadı, reddettiler. Yani mesela şimdi hatırladım şeyde Mekke'de gitmiş, kalmış. Çocuklarını orada yetiştirmiş, hafız yapmış. Böyle şeyle, cübbeyle, şalvarla gezen ve buraya da gelmiş bir yatırım yapmış, zenginleşmiş, bayağı bir zengin olmuş. Aynı zamanda kültürlü de bir insan, Amerika'da da bir ateşelik görevi de yapmış zamanında. Buradaki bir işçisiyle bir işçisini daha iyi çalışsın diye kar ortağı yapmış. Fakat kar ortaklığı demiş ki bir yıl sonra başlayacak kar ortaklığı, öyle bir şart koşmuş. O bir yıl içerisinde de işçisine bir ev almış. O evi de o bir yıllık, çünkü o işçi dediği de çok kaliteli bir adam, yani o konfeksiyon işi, o işi en iyi anlayan adam olduğu için bir de bir ev de almış. Ve yani evinde tapusunu adama vermiş. İyi çalışsın diye. Şimdi o bir yıl içerisinde yanlış işler yaparak zarar etmiş. Bir yıl sonra adamı %10'a ortak edeceği için zararı biraz fazla. O %10 zararı o sene ortak etmediği senenin zararını işçiden almak istiyor. Dolayısıyla işçinin evine el koymak istiyor. İşçiye verdi, evine şeye. Geldi, ben şeriat üzere hükmedilmesini istiyorum dedi. İşçi de zavallı bir şeysi yok yani, böyle namazını kılan ama herhangi bir dini bilgisi olmayan bir adam. Şimdi ben bunu bütün hesaplarını çıkardık, anlaşmalarına baktık, hepsini en sonunda dedim ki sen haksızsın dedim. Bu adamdan hiçbir şey alamaz. Adam bir sinirlendi. Ondan sonra gidiyor Marmara İlahiyat'ın hocalarına. Oradakiler demişler ki kimle görüşmüşse yani, Abdülaziz eğer şey yaptıysa biz onun şeyini kabul ederiz, verdiği kararı kabul ederiz demişler. Bu da bak kalkmış gitmiş diyen işler başka. Ha, bizim şey İstanbul Müftüsü Selahaddin Kaya'ya gitmiş. Selahaddin Bey bana geldi, sordu, anlattım. O da son derece sakin bir adamdır, sinirlendi. Kolay kolay sinirlenen bir insan değildir. Bu ne biçim bir insan dedi falan. Neyse, oradan da bir şey yapamayınca Diyanet İşleri Başkanlığı'na gitmiş. Diyanet'ten de demişler ki tamam, Abdülaziz Bey'in verdiği hüküm doğru demişler. Şimdi iyice sinirlenmiş. Geldi şeye, müftülükte benim odaya. Dedi ki sen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir memuru olarak şeriata göre hükmediyorsun. Şey yapacağım dedi. basın toplantısı yapacağım. Seni rezil edeceğim aleme dedi. Dedim hangi cehenneme gidiyorsan git dedim. Ne yapıyorsan yap. Yeter ki benim gözüme görünme. Ben dedi gideceğim Mısır ulemasına seni rezil edeceğim falan. Hangi cehenneme gidiyorsan git dedim. Neyse, şimdi Türkiye'deki yasalarda bir adam sizi hakem tayin eder de siz hakemliğe göre kararı verirseniz mahkeme bunu dikkate alır. Ve oraya deseniz ki ben şeriata göre hükmettim. İstanbul Hukuku mahkemesi yapmaz. İki kişi arasındaki hukuki ihtilafı neye göre çözersen çöz. Mahkeme şey yapmaz. Siz razı olmuşsunuz. Bir kişiyi hakem tayin etmişsiniz. Sizin rızanız yeter ki o hakem usule uygun davranmış mı davranmamış mı ona bakılsın. Şimdi yasal olarak da bir şey yapamıyor. Yani işte bu adam şeriata uyan adam. Öbürü de zavallı, hiç böyle sessiz, sakin, yani boynumu keseceksen kes diyen birisi. O halime geldi şimdi bu Yahudiler gibi. Ve de o da o şeriat konusunda ne mangalı canım? Mangal da kim? Öyle üst perdeden atıyor ki. Evet, şimdi o zaman ne diyoruz buraya? Allah'ın hükmünü beğenmediği için tabii canım. Hükmetmeyenler kafirler. Tabii Allah işte şeytan gibi davranıyor. İşte bu adam kafir. O adam birkaç sene sonra buraya geldi gene. Çünkü benim kararımı değiştirmem lazım ki şey yapsın. Almadım buraya.
çık dışarıya dedim adam. Beğenmedi. Kov. Yanlış bulduğu için dedi. Ya bir çok kimseyi de araya koydu. Yok. Yani buradan şunu da size söylemiş olayım. Ceza değil, kamu ile ilgili olan değil ama özel hukukla ilgili olan konularda bir hakem tayin edildiği zaman mahkemeler onu dikkate alırlar. Hocam Nisa suresinde 65. ayeti. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakimuke fima şecere beynehum. Önce onu hakem tayin etmeliler Peygamberimiz Aleyhisselam. Daha sonra hani o kalpten rıza olması gerekiyor. Yani önce hakem tayin edeceksin, hükmü verecek. Şuna gitmeyebilir bu ayette onu söylemiyor mu? Biz burada sanki şu anlamı verdik. Yani önce nasıl desem? Yani bu iki ayet birbiriyle uyuşmuyor gibi. Hangi ayettir? Nisa suresinin bu, iki, bu buradaki hangi ayet? Ha, bu 44. Neye uyuşmadı? وَمَنْ لَمْ يَحْمِنْ عَنْزَ اللّٰهُ فَاُولَٰيْكَ Tamam şimdi sen oku Nisa suresindeki ayeti. فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Tamam. Evet, Rabbine yemin olsun ki aralarında geçen, aralarındaki teşacür eden yani anlaşmazlıklar konusunda seni hakim yapmadıkça evet. ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ Verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı. İşteki sıkıntı nedir? Kabul etmemektir değil mi? Kabul etmemekin biraz daha şeyidir, hafifletilmiş halidir. Kabul etmemek değil de işlerinde bir sıkıntı da olmayacak. Yani kabul ettiğin zaman sıkıntı kabul olmaz ki. Kabul şu şekilde hocam, hani kabul etmiyorum, o adam kabul etmedi, işte basın açıklamasında basın açıklaması yapacak, Mısır'a gidecekmiş, o kabul etmemedir. Hadi istemeyiz. Alabilirse doğru. Evi de alacak o çalışanından, bu kabul etmemedir. Ama bir haracın oluşması göğüste, yani rahat değil yani. Mecburdur yapmaya çünkü hüküm verilmiştir. Karşı çıkma gücü de yoktur. Ama bir sıkıntı da var içinde. Bu mümine yakışan bir durum değildir. Yakışan değil, adam mümin yapmaz. Çünkü Allah'ın emrini kabul etmiyor orada. İçindeki haraç ne demek? Sıkıntı. Zorlanıyor yani bir türlü kabul edemiyor. Ama dıştan kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü ben müminim demiş adam oraya gitmişken. Ve yüsellimu teslima geliyor değil mi arkasında? Tam bir teslimiyette teslim olmadıkça bu müminin yapısıdır. Yani o gelmişsiniz peygambere hakim yapmışsınız. Aynı bu bir geliyor, devlet hakem bu. Hakem yapıyorlar zaten. Hatta hakem yapmış. Onu yapmış. Hakem yapmış peygamberi. Kabul etmişti. Peygamber de bir hüküm vermiş. Ama o hükmü kabul edemiyor. İçime sinmedi. Mesela o şeyde de aynı işte. O adama da bir hüküm vermişiz. Hükmü kabul edemiyor. Ama mesela bu Yahudilerle ilgili bir muhayyerlik verilmiştir. Yani hüküm de verebilir, vermeye de bilir. Ama müminin öyle bir şansı yok ki. Tabii ki peygambere gidecek. İşte bak, müminlerde muhayyerlik yok ama müminler iki türlü. Bir, görüntüde mümin olanlar, bir, gerçekte mümin olanlar. Onun için Allah-u Teala فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ diyor. Mümin olmazlar. Ama bu adamlar görüntüde mümin. Peygamberimiz onların kalplerinde ne var ne yok biliyor mu? Hangilerini hocam? Yani Yahudiler mi? Yok, böyle bir şey yok. Nisa suresi. Sümme la yecidu fi enfisihim haracen mimma kadayte. Yani peygamberimiz bilemez ki kalplerinde bir haraç var mı yok mu? Görüntü itibariyle mümin. Ama içlerinde bir sıkıntı olmadan bunu kabul edip tam bir teslimiyete teslim olmadıkça mümin olmazlar diyor. O işte işin iman tarafını ortaya koyuyor. Yok. La yu'minune en başta onu söylüyor. Ve rabbike la yu'minune. İnanmış olmazlar. Şimdi tam bir teslimiyete teslim olacaksın. Yani hem içten teslimiyet hem dıştan. Bunlar dıştan teslim olmuş. Gitmişler yani. Ama içten de teslim olmazsa mümin olmuyor. Tamam mı? Yani dilden evet diyen kişi kalpten de evet demedik de mümin olmaz. Mutlaka kalpten de evet diyecek. Evet. Şimdi diyor ki ve ketebne aleyhim bu Yahudilere yazdık. Fiha o Tevrat'ta en nefsi bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfe vel udne bil udne ve sinne bil sinne.
Yani cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Bel curuha kısas ve yaralarda da kısas. Bize yazılan ne? Ketebne aleyhim, bu onlara yazılan kütübe aleykum el kısasu fil katla. Bize sadece adam öldürmelerde kısas var. Bu yok. Yani her ne kadar fıkıhta bu varsa da bu bize değil. Bunu uygulayanlar onun için şer'u men kablena derler. Niye öyle diyorsunuz? Yani bitti işte. Kur'an-ı Kerim geldi. Bunlar bitti. Ya hayırlısıyla nesk etti ya da pisliğiyle işte. Bu hayırlısıyla nesk etmiş. Sadece adam öldürmelerde kısas var. Öyle burunda, kulakta, gözde kısas yok. Bu sadece onlar için. Bizde yok o. Onun için bu ketebne aleyhim, kütübe aleykum. İkisinin arasında fark var. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ Kim bunu tasadduk ederse, tamam ben istemiyorum, kısas yapılmasın derse, onun için kefaret olur. Yani günahını örtmüş olur. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın işte bu da zalimler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. İşte Adem Aleyhisselam'ın örneğinde olduğu gibi. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ diyor. Şu ağaca yaklaşmayın, zalimler olursunuz. Şimdi Allah'ın indirdiğinin doğru olduğunu biliyor ama yapmıyor. O da zalimlik yapmış olur. Aynı o bizde de kısasta diyor ya, وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Yani evet. Kısas hayat var. İşte öldürmüyoruz. Hayat her geçen gittikçe zorlaşıyor gerçekten de. Hani Cenab-ı Allah'ın hükmünü yerine getirmediğimiz sürece işte zalim oluyorsun. Yanlışı kendimize yapıyoruz. Ama hocam yani. Eğer Hazreti Adem zalim oluyorsa aynı ifadeler ile neden kafir olmamış oluyor? İşte iblis kafir oluyor, o zalim oluyor. Yok, aynı ifadeler ile aynı suçtan dolayı zalim oluyor ise وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Yukarıdaki ayete göre gene وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ aynı suçtan dolayı kafir de olması gerekmez mi? İşte az önce senin okuduğun ayet gereği bu. Bak men lem yahkum bima enzelallah. Şimdi o Müslüman az önce o Nisa suresinin 65. ayetini 84 müydü? 65. 65. ayet. Nisa 65. ayetinde kişi peygamber kendisine hükmetsin diye gidiyor. Ama içten kabul edemiyor. O zaman mümin sayılmıyor, tamam mı? Fakat Adem Aleyhisselam Allah'ın hükmünü içten kabul ediyor. Ya Rabbi ben yanlış yaptım diyor. Rabbena zalemne enfusena diyor. İçten kabul ediyor. Ama şeytan içten de kabul etmiyor, dıştan da kabul etmiyor. Yani içten de dıştan da kabul etmezsen kafir olursun. İçten kabul eder de dıştan yapmazsan zalim olursun. Yani birçok kimse var. Ya işte hakikaten şunu yapmam lazım. Der ama inanır. Muhakkak böyle olmalı. Yapmaz, o zalim olur. Kafir olmaz. O zaman bizi kurtaran içten inanmamızdır. Yani. Bizi kurtaran da içten inanmamızdır. Onun için bak Allah-u Teala ne diyor? Ortak koşulması dışın, ortak koşulmasını affetmem diyor. Çünkü bitti. Ben bugün istesem bile o el kesme ve kısası uygulayamam. Mümkünatı yok. Hayır bak şimdi kısas cezasının mesela hemen onu şey yapıyorlar. El kesmenin, kısas cezasının uygulanmasının Kur'an-ı Kerim'de istenen bir sürü şartları var. O şartları ortaya koymak için onun yargılanması gerekiyor. Orada bir sürü şeyler var. Senin onları yapabilecek gücün yok. Şimdi Allah şeytana seni engelleyen nedir dediği zaman ya Rabbi benim gücüm yetmiyor diyebilirdi. Ama bugün için benim gücüm yetmiyor. Ben bunu yapsam katil sayılırım der birisi. Ve kendimi ispatlayamam der. O bakımdan mesela yani işte Allahü Teala ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz diyor. Evet. Hocam men lem yahkum dersin başında men anlamına geldiğini söylediniz sözlüklerde. Anlamlarından bir tanesi de odur. Hani insan günah işlerken nasıl hüküm vermiş oluyor? Tam mantıken hüküm vermiş oluyor ama dil açısından ya da Kur'an'ın Kur'an'da geçen hüküm kelimelerine baktığımızda yani bunun bu ayet dışında başka nerede o anlamı verebiliyoruz? Ya da hangi ayetlerde o anlama geldiğinden burada da
yahkumu ya, olumlu veya olumsuz, yani günah işlemek. Neyse, bir daha söyleyeyim yani şimdi. Sen burada onların şeyi var ya, bir malekum keyfe tahkumun var. Onun öncesine bak. Allah'a oğul isnat etmelerine Allah hüküm vermiş oldunuz diyor. Nasıl bir hüküm o? İçki içmek de bir hükümdür. Nasıl hükümdür? Evet, soruyorum. Ben de onu öğrendim. İşte yani. Var demek yani, bir eylemle bir şey, sözle de hüküm deniyor, eyleme de hüküm deniyor demek. Içmek, başka ayet var mı dedin ya? Hüküm. Hangi anlamda söyleniyor? İşte bunlar Allah'ın kızları, bunlar Allah'ın oğulları. Sözdür gene, eylem mi? Tamam, nasıl bir hükümde bulunuyorsun yani? İki tane şey var da sen birini mi tercih ediyorsun? Hayır, mesele siz niye böyle, hani siz derken hani sen diye. Söyle söyle, bir şey olmasın. Mahkemeden falan bahsetmiyorum. Normal bir kelimeden bahsediyorum. Mahkemeyi biz demedik ki zaten. Yani iki şey arasında birini şey yapmak mümkün oluyor. Değil yani. İki şey mahkeme oluyor. Evet. Ne alakası var yani? Şimdi sen diyorsun ki... Mahkeme odur. İki şey arasında. Sen hüküm verdiğin zaman mahkeme olarak mı hüküm veriyorsun iki şey arasında? Mahkemeyi sen niye o binayı düşünüyorsun, adalet mülkün temelidir binasını düşünüyorsun? Ya ben çıktı mı benim ağzımdan mahkeme dedi. Bak hayır, sen mahkeme. Şartlandın mahkeme diyor soruyorsun. Biz deyince diyorsun ki nereden çıkardın? Neyse mahkeme? Bir dakika. Şimdi ben, sen şunu söyledin değil mi? Men lem yahkum. Evet. Kim hükmetmezse. Evet. Bu tabii iki kişi arasında değil. Kendisiyle ilgili hüküm. Peki şimdi bu şey de Allah'ın indirdiğiyle kim hükmetmezse onlar kafirlerdir, zalimlerdir ikincisi. Şimdi o en başta şeytan ve Adem olayında Allah-u Teala Adem'e iblise secde emri verdi, secde etmedi. Secde etmemesini Cenab-ı Hak hüküm olarak kabul etmedi. Neden böyle yaptın deyince dedi ki işte o, ben ondan daha hayırlıyım, yani senin emrin yanlıştır dedi ve bir hüküm verdi. Şimdi ve bu adamı kafir yaptı. Şimdi bu hüküm Cenab-ı Hakk'a karşı lafzi olarak söylendiği gibi kalpten de olabilir. Ve kalbi sadece Cenab-ı Hak bilir. Yani içten verilen bir hüküm olur. Bu ağızdan söz olarak çıkmaz. Yani dışarıdaki insanlar seni dört dörtlük Müslüman sayabilirler ama içinden verdiğin hüküm, kalbi yalnız Allah-u Teala bildiği için, imanın yeri de sadece orasıdır. Yani kişi içinden ben bunu kabul etmiyorum diye bildiği için, içinde de bir sıkıntı olmadan kabul ederse diyor. Çünkü imanın yeri kalptir ve oradaki hüküm, orada verilmiş olan hükümdür. Ama Adem Aleyhisselam meselesi, Adem Aleyhisselam zahiren Allah'ın emrini tutmadı. Doğru. Yanlış yaptı, zalimlik etti ayet-i kerimeye göre. Ama içinde yaptığının yanlış olduğunu kabul etti. Bunu lafzan da söylese, söylemese de fark etmedi. Lafzan söylemesi bizim için bir şey ifade eder. Ama Allah-u Teala için o kalbinden vereceği hüküm yeterlidir. O kalbinden verdiği hüküm de ya Rabbi sen doğru, ben yanlışım demiş oldu. İşte dolayısıyla şey de, peygamber hüküm verdiği zaman kalpten insanlar peygamberin verdiği hüküm doğrudur diyorsa mümindir. Dolayısıyla peygamberin verdiği hüküm yanlıştır der. Yine de o hüküm kendisine uygun. Doğru da dese, yanlış da dese, zahiren bu adam Müslüman olduğu için o hüküm ona uygulanacak. Ama yanlıştır kanaati yani kalbinde olduğu zaman o yanlış bir hüküm vermiş olacak. İçten yanlış bir hüküm vermiş olacak. O da zaten Allah'ın bildiğidir. Zaten kişiyi kafir sayan ya da mümin sayan Allah'tır. Biz değiliz. Evet. Yani Adem. Her iki olay bizim için öğreticidir. Biz Adem'i burada yargılamıyoruz ya da biz kalbini bilemiyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak kalbi de her şeyi de bildiği için Allah-u Teala'ya bu ağızla da söylenen sözlü olabilir, kalpten söylenen de olabilir. Biz insanlar olarak birisinin ağzıyla söylediğini ancak biliriz. Ama imanın yeri kalp olduğu için bir kişinin Müslümanlığına hüküm veririz ama aslında kafirdir. Allah-u Teala peygamberimize diyor ya وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ. Yani münafıklıkta öyle bir idmanlı ki bu insanlar, sen onu bilmiyorsun. Sen onu dört dörtlük Müslüman. Hatta يُعْجُبُكَ اَسَّامُهُمْ. Yani görüntüleri seni hayran bırakıyor. Bundan kafir olduğunu misallı peygamber hayran olur mu onlara? O bizi dışta, onların dışındaki görüntüsü ama asıl hükmü kalplerine veriyorlar bunu.
kalplerine veriyorlar. Beğenmiyorlar Allah'ın emirlerini. Şeytanın yaptığı gibi. Anlatabildim mi? Asıl hüküm bu. Yani davranışlara şey, kafir da yapan hüküm o. Denebiliyor. Asıl Haşim'in sorması davranışa hüküm o. Denir elbette. Ben yani, onu merak ama ediyorum. Ama kişi kafir yapan. Sen yani. Ben denmez demiyorum. Nerede denilmiştir? Onu öğrenmek istiyorum. Sen yani kişiyi kafir yapan hakim o davranışı değil. Şey ben hep hoşuma gidiyor. Şener Şen'in bir filmindeki şeyi. İlyas Selman'la mıydı? İlyas Selman'la diyor. Yaptım ama öyle bir sor ki niye yaptım diyor. Tamam yaptım inkar etmiyorum ama niye yaptım? Şimdi işte Allah-u Teala da soruyor niye yaptın diyor. İşte o niye yaptın karşısındaki kişinin içten vereceği karar onu mümin ya da günahkar yapıyor. Şey kafir ya da günahkar yapıyor yanlış söyledim. Kafir ya da günahkar yapıyor. Başka bir şey geliyor da aklıma böyle. Hı, söyle. Madem Allah'la kul arasında bir arasında olan bir şeydir bu. İçten düşmemiz bizi kurtarıyor ya. Mesela ben bakıyorum ki bu dünyada herhangi bir yerinde Müslüman olsun ya da gayrimüslim olsun biri haksız yere öldürülüyor. Yani orada ben kısıtla hüküm vermem gerekiyor yani. Ya da en azından bakış açım ona göre olması lazım. Ya ben diyorum ki yok tamam ben zaten kendi sorunlarımla boğuşan biriyim. Elimden bir şey gelmiyor ama o öldürülen var ya haksız şey yere öldürülen o haklıdır. Onun mücadelesi haktır. Böyle düşünerek kendimi teskin etmiş oluyorum. Ve içinden doğru hüküm vermiş oluyorsun. Vicdan ezikliğinden kurtulmuş oluyorum. Yani şey diyorum madem Allah'la bizim kul, ayrı ayrı fertler arasında bir olay. O zaman başkalarını küfürle suçlamanın bir anlamı kalmıyor. Öyle bir şey çıkıyor ortaya. Ha, biz dış görünüşü itibariyle buna hüküm veriyoruz. Onun için bizim yapabileceğimiz odur. Peygamberimiz de dış görünüşü itibariyle o insanların Müslüman olduğuna hükmediyor. Yani o münafıkların. Şeyde de hiçbir gerekçe, hiçbir sebep yokken de bir insan kafir olduğunu söylüyorsa o da onun için de gösteriyor demektir. Yani bir baskı yok. Yani illa men ukriha ve kalbu mutmainun bil iman var ya men kefara billahi ba'de imanihi İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainun. İnandıktan sonra kim Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini görmezlikten gelirse ama baskı altında kalmış. İçinde iman var o başka. Bu da bir şeydir. İstisnadır. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir giyim kuşam aslında insanların içini yansıtır genellikle. Ama bazen birisi bir elbiseyi giymek zorunda kalır. Ve hiç de istemiyor. O onun için yansıtmaz. Yani işte o şey de öyle, sözler de öyle. Kişinin kimliğini yansıtır. Kişinin kimliğini yansıtır. Ama bazen mecbur kalmıştır, öyle yapmıştır. İşte illa men ukriya ve kalbu mutmainun bir iman ayetinde olduğu gibi baskı altında içi imanla doluysa Cenab-ı Hak onu affediyor. İşte bu ben aslında ona temas etmek istedim ama ifade edemedim. En önemli nokta da budur yani. Şimdi orada lemem tartışmaları da gelir. Büyük günahlar da şey olur. Yani işten verilen karardır. Evet. Asıl mesele o. Zaten imanın yerinin kalp olması insanı inanma konusunda son derece hür bir hale getiriyor. Yani dış baskılar ne olursa olsun imanın yeri kalp olunca dış görünüşün kafir olsa bile için gene mümin olabilir. Yani hiç olmazsa Allah karşısında dürüstlüğü yani Cenab-ı Hak karşısında. Olmaz. Ama o baskılar karşısında yapılanlar. Yoksa bu insanların bazı kimseler de şöyle yapıyorlar. Bu o manada değil. Yani sırf menfaatleri için kişiliklerini gizliyorlar. Bakıyorsunuz ki namaz kılmıyor. Niye kılmıyor? İyi adam rahatsız oluyor. Olmaz ki kardeşim. Allah'ın emrinin olduğu yerde bir başkasının ya da benim örnek verebileceğim şekilde yani bir arkadaşımın bir üniversiteye girebilmesi için yani içkili ortamlarda kadeh tokuşturması gibi yani. Bu kesin bu kişinin yani üniversiteye girmek için yok efendim gidecek dans edecek içki içecek bilmem bu Müslümanlık değil. Tabii. Bu kesinlikle değil. Bu dünyayı ahirete tercih etmektir. Bu öyle değil. Ama illa men ukra ikrah başka bir şey. Baskı yapılmış. Adama çok ciddi bir baskı yapılıyor. Bu baskı olmadan belli bir noktalara ulaşmak istiyor.
Ama mesela şu olur, yani geçimi için işini kaybetme tehlikesi içerisinde bazı tavizler verebilir ama içerisi şeydir. Çünkü geçim de son derece önemlidir yani. Nedir Peygamberimizin bir hadisi var? Kâdel fakru kufran, değil mi? Hazreti Ali'nin sözü değil mi? Neyse yani, o ya da o. Evet, önemli bir söz. Evet, ama son derece önemli. Yani baskılar altında en insanı, az kayıpla çıkmak. En az kayıpla en çıkmak az. Lazım. Ve dik durmak lazım. Ama mesela Adem Aleyhisselam hiçbir baskı altında olmadığı halde inandığı halde yanlış yapmıştır. O başka. Evet. 47. ayet kaldı. Ha, 47. ayet kalmış. Onu da okuyoruz. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. İncil ehli Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin. Şimdi bu bugünkü İncil ehli için de geçerli mi bu ayet? Bima enzelallahu fi. İncil'de Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin. Bugün bazı kimseler biliyorsunuz kalkıyorlar. Maalesef ilahiyat fakültelerinde de çok yaygın olduğunu son zamanlarda öğreniyoruz. Yani taraftarlarının sayısı ne kadardır bilmiyorum ama bayağı bir savunanlar var. Kur'an-ı Kerim'i tarihe mahkum ediyorlar. O dönemmiş. Dini de bunu savunanların sayısı çok yüksek oranda, onu söyleyeyim. Dini de ya sahabe dönemine mahkum ediyor, sahabeden bize gelenler diyor, nasıl geldiyse belli değil zaten. Ya da fukaha tarafından bize bildirilen ya da mütekellimin tarafından bildirilenlerdir diyor. Yani ikisi de Kur'an-ı Kerim'i tarihe mal ediyor. Kur'an işi bitmiş. Kur'an'ı uygulamalıyız ama tamam, kim? Biz değil, eskiler. Biz ne yapacağız? Onların dediklerini yapacağız. Kur'an-ı Kerim'in yerine onların kitapları konmuştur bugün. Yani Türkiye'de de, İslam aleminde de 1999'u böyle bir görüntü veriyor. Kalplerinde ne olduğunu Allah bilir tabii. Şimdi Allah-u Teala bak diyor ki, ehli İncil Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Şimdi bugün, bakın şimdi aklıma geldi. Bunlara oy verilmez falan filan filan diyenler ne bir ayete ne de bir hadise dayanıyorlar genellikle. Birilerinin sözüne dayanarak bu hükümleri veriyorlar. Halbuki bak, ehli İncil Allah'ın İncil'i indirdiğiyle hükmetsin diyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, biliyorsunuz buraya gelen şeyler, Katoliklere de, Protestanlara da hep aynı şeyleri söylüyoruz. Hiç yanaşmıyorlar İncil'le şey konuşmamıza, hiç yanaşmıyorlar. Ve geçen hani şeyde, bu Salı günü mü şeydeydik biz? Yok, Göte Üniversitesi'nde. Yok, Salı değil. Pazartesi günü. Pazartesi. Bu Pazartesi günü. Orada Protestanlara bir teklifte bulunduk. Dedik ki gelin Tevrat, İncil ve Kur'an'ı birlikte karşılaştırmalı olarak okuyalım. İnşallah kabul ederler. Kabul ederlerse çok güzel olur. Yani bak diyor ki Allah, orada Allah'ın indirdiğiyle hükmedin diyor. Ve men lem yahkum bima enzelallah, onunla hükmetmezse, ne demek onunla hükmetmezse? İşte Adem Aleyhisselam neyle hükmetti? Allah'ın verdiği emirle hükmetti. Ya Rabbi, benim dediğim yanlış, sen dediğin doğru dedi. Adam günah. Günah dediğimiz zaman da bir şeye neye göre günah diyoruz? Allah'ın dediğine göre. Tamam, yanlış yaptım diyor. Niye yanlış? Allah böyle istemediği için yanlış. Bu doğru. Niye doğru? Allah böyle istediği için doğru. Ben yanlış yaptım dediği zaman günahkar olur. Bu neresi yanlış kardeşim dediği zaman iblis gibi olmuş olur. فَاُولَٰئِكَ الْفَاسِقُونَ. Onlar fasıklardır. İşte bakıyorsunuz ki bugün, ya kardeşim, Allah şöyle demiş. İşte mesela Talak suresi var. Talakla ilgili dünya kadar ayet var. Peygamberimizin de tam %100 uygun uygulaması var. Bunu gösteriyorsunuz. Onu asla almıyor. Buna aykırı olduğunu %100 bildiği mezheplerin görüşünü onun yerine koyarak hükmediyor. Ve kendisi de şey yaptı. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ الْفَاسِقُونَ. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıklardır. Dedik ve başka? Yoldan çıkmış olurlar yani. Peki ben Kur'an'ın doğru olduğuna inanıyorum. Kardeşim, bu ne biçim inançtır? Yani hem inanıyorum diyorsun hem de yapmıyorsun. Ve aynı konuda
Allah'ın emrini bırakıyorsun, Allah'ın emri diye bir başka şey yapıyorsun. Allah'ın helal kıldığı karısını haram yapıyorsun. Haramı da helal yapıyoruz. Ve bu Müslümanlık oluyor. Ama Allah'ın ayetine uyduğun zaman olmuyor. Yani bu arkadaşlar galiba zararlı çıkacaklar sonuçta. Evet. Neyse, haftaya neyi anlatacaktık? Yine aynı konuya devam edeceğiz. Haftaya da işte bu karşı delillerle, yani oy kullanmak karşı deliller, şirktir. Evet. Partilerle uğraşmak şirktir. Devlet memurluğu şirktir. Askerlik, vergi vermek falan. Bunlarla alakalı toparlayacağız. Evet. Cezaları biz uygulamıyoruz. Peki fertler olarak mı uygulamamız lazım diye sormuşlar. Yani devlet eliyle uygulanmıyor, fertler uygulasınlar. Yani şimdi o cezaların uygulanması olayı, o kadar mesela şeyi yani anlatayım ben size. Mesela şunu anlatayım bakın. Diyelim ki birisi bir adamı kasten öldürmüş. Normalde bunun hak ettiği ceza kısastır. Kısas da ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ اُعْفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ. O öldürülenin kardeşinden bunun lehine bir af olursa فَتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُفْ, mağrufa göre ona uymak gerekir. O kardeşi ne demek? Mesela ölmüş, mirasçısı demektir. Adamı öldürdünüz. Öldürülenin mirasçılarından herhangi bir tanesi, tamam ben affediyorum ya da işte şu kadar tazminat ödenirse ben kabul ederim dediği zaman, adamın 10 tane mirasçısı varsa bir tanesi söylediği zaman فَتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُفْ diyor Allah-u Teala. O adamı öldüremeyeceksin artık, katili. Ondan sonra da şey diyor, ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Kim haksız yere öldürülürse velisine yetki vermişizdir. Ama o da katilde israfçı davranmasın, aşırı davranmasın. Ya aşırı davranış nedir? Orada hepsinin müşterek kararıyla bu kişiye ölüm cezası verilecek. Dolayısıyla mesela mahkeme ölüm cezası verdiği halde, kısas cezası verdiği halde, o cezanın uygulaması sırasında öldürülen kişinin bütün mirasçılarını hazır bulundurur ki belki o anda merhamete gelir, affederler. Şimdi biz bütün bu şartları oluşturabilecek miyiz? Bu o kadar kolay bir şey değil. Bütün bu şartları oluşturmadan ne yapacak birisi? Bu adam benim yakınımı öldürür, ben de gidip onu öldürür. Peki sadece sen misin burada yetkili? Yani tek varis sen misin? Tek konuşma yetkisine sahip olan sen misin? Diğerinin hepsinde şey yetkisi var. O zaman da ne oluyor? Sen beni öldürdün, ben seni öldürdün. Kan davaları başlıyor gereksiz yere. Hepsi hocam aralarında bir ittifak oluşursa, yani normal şartlarda giderse 10 yıl hapiste yatar. Bak, ittifak oluştursa meselesi de o kadar kolay bir iş değil. Yani sağlandı. Onu şeyde bir güzel bir ortam içerisinde oluşturmaları lazım. Yani o kadar basit değil yani bu iş. Onu söylemek istiyorum. Evet. Bir kişi unutkanlıktan günah yapabilir mi demiş. Mesela Adem Aleyhisselam Allah'ın sözünü unuttuğundan dolayı bu günah işlemiş. Yok, oradaki nesiye kelimesi unutma manasında değil. Nesiye var mecidle. Yok, oradaki nesiye unutma manasında değil. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu var. Bize de dua ettiriyor. Bu kanun her yerde geçerli. Rabbena la tuahidina innesine ahtana. Hata yapar ya da unutursak bizi sorumlu tutma diyor. Bak, Adem Aleyhisselam unuttuğu için, bizim anladığımız manada unutma olduğu için yapmış olsaydı derdi ki ya Rabbi unuttum, kusura bakma derdi. Öyle demiyor. Zalemle enfusana, yanlış yaptı diyor. Bile bile yapmış. Fe'asa Adem'u Rabbuhu fe'gava. Fe'asa Adem'u Rabbuhu fe'gava. Taha suresinde Adem Rabbine isyan etti ve yoldan çıktı diyor. Dolayısıyla buradaki nesiye kelimesi ona gereken önemi vermedi. Anasınadır. Göz ardı etti gibi. Evet. Yoksa bizim geleneksel anlamdaki unutma manasında değil. Evet, herhalde bitti değil mi? Başka Sırat soru var mı? Sırat-ı ortasında bizleri bekleyen insan şeytanları tövbe kapısının kendilerine açık olduğunu bilmelerine rağmen neden hala cehenneme gitmek istiyorlar diye Celal Ceyhan Oslo'dan sormuş. Evet, Celal baştaki şey var. Sağ olsun. Şimdi
buradaki asıl konu şu Celal kardeşim. O kendi büyüklüğünü ispat etmeye uğraşıyor. İnsan şeytanlarına da bakın, yani şöyle dikkat edin, bazıları alçak gönüllülük içerisine kibri yerleştirmişlerdir. Bazıları yani mutlaka bir şekilde, çünkü hep bir farklılık peşinde koşarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakın, mesela arkadaşlarıyla beraber otururken birisi geldiği zaman ve men Muhammed diye soruyor. Muhammed kim diyor. Şimdi tilke darul ahire nec'aluha lillezine la yuridun fil ardı ulu fil ardı ve la yuridun uluben fil ardı ve la fesada. Bu da ahiret yurdu. Yeryüzünde yüksek büyüklük istemeyen, fesat istemeyenler içindir. Şimdi asıl konu, adam bir şekilde hakimiyeti eline geçirmek istediği için doğru dine uymak istemiyor. Ve onun için bir karakter oluyor. Ama insanları da sömürmenin en kestirme yolu şeydir. Dini kullanmak, doğru yolun üzerine oturmak oluyor. Burada zaten bunların yaptıkları mantık dışıdır. Mantık dışı, fıtrat aykırı olduğu için de fesat oluyor. Dolayısıyla bu bir karakterdir. Tabi Celal Bey bu karakteri bir türlü anlayamıyorum der. Çünkü kendisi öyle bir düşüncede olmayan insanlar için hakikaten anlaşılmaz şeydir ama illa da ben enemi tatmin edeceğim. Ben işte biz falan diyen insanlarda da böyle bir karakter var. İşte ego dedikleri şey. Bir de hani peygamberler bulundukları toplumun kurallarına aykırı bir şey yapmamışlardır. Yani herhalde yola çıkarak Osman Tanyeli sormuş Bursa'dan. Musa Aleyhisselam Firavun'un adamlarından birini öldürdüğünde kısas hakkı doğmuş olmadı mı? Allah'ın indirdiğini böyle düşünürse. Musa Aleyhisselam sadece bir tokat indirdi ve adam öldü. Ayet-i kerimede bu açıkça bellidir. Ve ondan dolayı da oradan kaçtı ve Cenab-ı Hak onu, ona peygamberliği verdiği zaman ne dedi? Ya Rabbi, benim onlara karşı işlediğim bir suç var. Beni öldürmelerinden korkuyorum dedi, değil mi? Şimdi ama bu suç eğer orada ölümü gerektiren bir suç olsaydı Cenab-ı Hak onu oraya göndermezdi. Zaten bu bir şeye de bak, ayetlere de baktığımız zaman şimdi Musa Aleyhisselam adamın öldüğünü görünce zaten orada onun psikolojisinden kurtulması kolay değildir. Yani o müthiş bir şekilde onu etkiliyor. Ama yaptığı iş bir dayak vurmaktır. Dayak vurma, yani birisine bir tokat indirdiğiniz zaman, ben mesela bugün tahammüden katil nedir? Şöyle bugün tarif ederler. Tasarlayarak, planlayarak ve öldürücü bir aletle. Organize. Bir kere bu öldürücü bir alet değildir yani. Söyle. Ayrıca o taadde faalet. Yani sen nankörlük yaptın diyor Musa Aleyhisselam'a, ama o suç ölümü gerektiren bir suç değil. Hiçbir toplum birisi diğerine tokat indirdi diye o kişiyi katil saymaz. Evet, Firavun onu suç olarak kabul etmiyor, edilmez. Ama Musa Aleyhisselam o şeyin içerisinde, o psikolojinin içinde olduğu için onu hala içinde taşıyor, şey yapamıyor yani kendisini şey yapamıyor, affedemiyor yani. Ama Firavun toplumu için o bir öldürmeyi gerektiren bir suç değil. Yani hiçbir toplum için değildir o. Evet. Başka var mı? Yok. Tamam. Peki böylece evet, hepinize teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de. Allah hepinizden razı olsun. Soru soranlar.